Neyse gerçek anlat. Niye göstermedin o zaman? Sana bu işi yaptıran bunlar. Ahmet'im inan değmez. Ne bileyim de ne anlatayım bir gel. İnsafa gel ya. O işler geçti. Babam ve abim Hasan Şükrü beraber yapmışlardı. Yok öyle bir şey mi gel. Tüm bunları anlatmışsın. Elimden de gelen bir şey yok. Ahmet'in gösterdiği baraka herhalde burası. Polis götürdü beni oraya bir gel. Daha önce bu sahili hiç bilmediğini söylemiştin. Gece Mehmet Ali'yle beraber gittik. Yani polis seni götürmedi. Ben götürdüm. Yani burada komplo var mı? Yok. Yengemin başına ne geldiyse biliyor. Ona sor, bana sorma. Hepsi biliyor bunları ya. Yanlış hatırlıyor, söylemiş olabilir. Anlattıklarının hepsi de daha sonra gerçek oldu. Artık inanmıştık. Üçünün işlediğini düşünüyorsun. Düşünüyorum. 12 saat önce öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Bunu da bilmiyorum. Dediler şuraya mı attınız? Hayır dedim. Şuralarda bir yerleri gösterdim işte. Ahmet'in bilmediği bir yeri yine gidip göstermesi mümkün değil. Nasıl burası? Attım tuttu diyor. Kim kimi kandırıyor? Bir amcamız kayıp. Bir kadına aşık oluyor. Kızcağız da bunun 30 yaş küçük. Karşı taraf şikayet ediyor. Cezaevinde kalp krizi geçiriyor. Beyninde bir hasar oluşuyor. Hiçbirimizi tanımıyordu. Ben bir kadını seviyordum. O kadının adı neydi, neredeydi diyordu. Bu adamı kendi bir arabaya alıyorlar bunu. Bakkal hıçırettiler, bir arabaya attılar getirir demiş ya. Vazgeçmeyeceğim diyordu. Tekrar hapse bile girerim diyordu. Birerlerine silah arabanın içinde. Bu adam değil gibisine laf ettiler. Biri oğluydu, biri damadıydı. İki kişi adamı acil bir şekilde arabanın içine ittiler. Geldi ki motor yok diye almışlar, motoru da götürmüşler. Ailesinde hiç tanımam. Karşımdan gelseler gene tanımam. İftira. Hepsi iftira. Bir baba olarak yaptığı her şeyden çocukları ve biz etkileniyoruz. Bunda uzun ellilik veya hırsızlık hastalığı var, öyle söyleyelim. Altın gördüğü zaman dayanamıyor hanımefendi. Benim kendi altınlarım hala muamma bir yasada yok. Yaralanan hanımefendiyle de görüştüm. O şekilde kandırıp hanımefendiyi evine götürmüş. Akçabat'ta 5-6 tane arkadaşımı dolandırmış. Tutamazsın, tutma şansın yok. Bir gece 3 gibiydi, işten geldim yok. 5 sene önce gördüm mahkemede. Ne ailemden ne çocuğumdan kimse görmedi. Adamın dosyası kabarık. Ailem rahatsız ediyordu. Burada bizim filan gözlüyor işte. Ailesini de hiç tanımam. Kardeşi geldi. Davamdan vazgeçti. Beni kuvaladılar. Kıza yanaştırmadılar. Yalan söylüyor o. Kedara beni kuvalamadınız mı? Yalan söyleme. Kedimiz de zaten sıkıntılıydı. Ne? 3 kişi. Evin ya. İçine çektiler beni hopla. Kapıda böyle çevirme timi falan mı var? Kimi durduracağım ben? Kimin işi edeyim? Bir abisini nerede kaybettiyse gitsin orada arasın. Bir baba olarak yaptığı her şeyden çocukları ve biz etkileniyoruz. Bunda uzun ellilik veya hırsızlık hastalığı var, öyle söyleyelim. Altın gördüğü zaman dayanamıyor hanımefendi. Benim kendi altınlarım hala muamma bir yasada yok. Yaralanan hanımefendiyle de görüştüm. O şekilde kandırıp hanımefendiyi evine götürmüş. Akçabat'ta 5-6 tane arkadaşımı dolandırmış. Tutamazsın, tutma şansın yok. Bir gece 3 gibiydi, işten geldim yok. Telefona rahatsızlık geldi. Eşimle ilgili isimler, mesajlar geldi. Ne %10'a vardın falan. Sen onu neden hanım ediyorsun kendine falan gibisine. Herkes bir şey söylüyor. Yani kimsenin ağzını tutamıyorsun. Biz gece 12'ye kadar dağda patoz yaptık. Hayatın önümüze ne getireceğinin hiç garantisi yok. Olayların üzerine inatla gitmek o kadar önemli ki. Susarak tarafsız kalınmıyor aslında, susarak ortak olunuyor. Kimsenin size soldurmasına izin vermeyin. Efendim günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, çok mersi. Hayatım sen niye orada keşede kaldın ha? Seni almadılar mı yanlarına?
Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Madem bu kadar alkışa güzel de bir haber vereyim. Onun bak görüyorsun sesimi falan değil mi Rami? Evet. Dün boynum da tutuldu buradaki şeyden. Böyle gezdim Alaaddin. Böyle robotekler gibi. Aynı vaziyette ben de bu o korkudan kazak giydim bugün. İşte sen... Baktım ki mideyi falan üşüteceğiz. Ondan sonra sana telefon edeceğim. Müge Hanım gelemiyorum. Kıyameti koparacaksın. Öksürmeyin valla. Ben öksürük istemiyorum programda. İşte onun için böyle bularlar, bularlar falan boğazını... Hocam sizin üzerinizde ceket var. Siz bir de erkeksiniz. Öyle çabuk üşütmeyin. İşte, benim üstüm daha ince. Şimdi ben üşüdüm alıyorum, diye. Takdir etmeni bekliyorum. Evet, ama senin gözlerin de çakmak çakmak olmuş ha. Gerçekten. Şimdi, buyur işte. Değil mi? Gözlerin de çakmak çakmak. O size baktığı zaman çakmaklaşıyor. Aman aman aman. Tamam o zaman. Tamam ne diyeyim valla. Teşekkür ediyorum. Baş edilmez Rahmi, Rahmi Özkan. Başını insan işte değil mi? 40 yıllık hukukçu olmuyor yani. Böyle baş edilemediğinden dolayı. Canımsınız. Ama öksürmeyin. Herkes öksürük şurubunu alsın yanına öyle gelsin. Tabii. Tam birisi konuşurken keh keh köh köh hiç hoşlanmıyorum ben. Hep kulağım oraya gidiyor. Şimdi efendim mutluyum. Neden mutluyum? Dün biliyorsunuz iki tane kaybımız vardı. Biri hemen bulundu sizlerin sayesinde. İkincisi de biraz kamerayı indirebilir misin? Kameraman arkadaşına rica edeceğim. Benim göz hizama evet. Birazcık daha lütfen. Evet oturuyorum ya. Heh, çok mersi. Dün efendim biliyorsunuz 17 yaşındaki Zeynep Beder. O da %50 zihinsel engelliydi. Ailesiyle Esenler'de oturuyordu. Esenler'de kayboldu. Dün biz programı bitirdik. Balmumcu'daki çalışma ofisimize gittik. Bir telefon geldi. Arayan Feyza Nur Hanım ve babası. Programımızı izlemişler. Onlar da dışarı çıkmışlar. Vatan Caddesi'nde bizim aradığımız kızımıza benzer birini görmüşler. Hemen fotoğrafını çektiler. Bize ilettiler. Bu mu sizin aradığınız kız diye. Ama ne güzel bir ilgi. Bakın hemen fotoğrafını çekme zahmetinde bulunmaları, size acele programa göndermeleri. Vatandaşın bu duyarlılığı karşısında hakikaten saygıyla, sevgiyle eğilmemek mümkün değil. Ben alkışlıyorum. Bu hanımefendiye bir alkış rica ediyorum. Evet. Hemen Bağımlıca'daki binamızı aradı. Fotoğrafını çekti, gönderdi. Biz de hemen emniyete ve aileye haber verdik. Emniyet geldi, aldı. Zeynep sonunda 4 gece, 4 günden sonra ailesine kavuştu. Hep sokaklarda gezmiş. Kıyamam ben ona. Bakın o buluşma anı. Yasemin'cim kardeşini arıyorum. 3 gündür kayıp Zeynep. 17 yaşında Esenler Menderes mahallesinden kayboluyor. Zeynep kendisini ifade edebiliyor ama adresini tam olarak bilmiyormuş. Konuşur mu? Konuşabiliyor. Kaybolduktan sonra Esenler Yüzyıl mahallesinde gördüğünü söyleyenler olmuş. Biraz hiperaktif olduğu için kimse zapt edemiyormuş. 3 gündür dışarıdayız arıyoruz yani hiç. Doğru yere geldi inşallah sağ salim. Bulur şimdi onu izleyicilerimiz. 17 yaşındaki Zeynep Beder 24 Ekim Cumartesi günü Esenler'de kaybolmuştu. Yayınımızdan sonra bir izleyicimiz bize ulaştı ve Zeynep'e benzer birini Vatan Otoyolu'nda yürürken gördüğünü söyledi. O gördüğü kişinin de bize bir fotoğrafını gönderdi. Zeynep'in ailesinin kızlarının bulunduğundan haberi yok. Biz de şimdi Zeynep'in ailesinin yanına gidiyoruz. Yasemin Hanım, bugün bize bir izleyicimiz ulaştı ve Zeynep'i Vatan Caddesi üzerinde otoban yolunda gördüğünü söyledi ve bize bir fotoğraf gönderdi. Bir bakar mısınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir de bu fotoğrafa gönderdi. Allah razı olsun, evet bu. Değil mi? Eminsiniz. Allah razı olsun size, ekibinizden, tüm polislerden. Şu anda Zeynep Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye getirildi. Gitsek onu görsek. Tamam, hadi. Hadi gidelim. Gidelim. Çok sağ olun. Çok mutluyuz. Hepinize çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ne yapmış? Parklarda uyumuş. Otobanlarda. Yolunu mu kaybettin? Ne oldu? Bir hata yaptım yani. Bir daha gitmeyeceksin ama değil mi? Gitmeyeceğim. Söz mü? Söz. Babası da burada Zeynep'in. Çok sevindik. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ekibinizde size hepinize. 3 gündür perişan olduk yani gerçekten. Müge Anlı'ya da selam söyle. Çok teşekkür ediyoruz ona. Hani bu programı yaptığı için gerçekten kaybımızı bir gün içinde buldular. İzleyicimize de çok teşekkür ederim. Yani gerçekten böyle duyarlı vatandaşların olması çok iyi. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Allah emanet olun. Çok teşekkürler. Efendim bu alkışa izleyicimiz Feyza Nur Hanım ve babasına yolda görüyorlar, üşenmiyorlar, fotoğrafını çekiyorlar, telefonumuzu buluyorlar, bizi arıyorlar. Helal olsun ya. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizin de gönlünüze göre versin. Ne diyeyim? Allah kim kime yardım ediyorsa Allah da onun önündeki bütün engelleri kaldırsın. Ben buna da inanırım da açıkçası.
Hep de böyle dua ediyorum. Çok teşekkür ediyorum izleyicimize. Ne kadar önemli. Çok. Yani insanın kayıp ne kadar önemli bir şey. Tabii. Geçenlerde tabii. Bir aslında karikatür vardı. Onu dur bulalım da ekrana da vereyim. Çok güzel. Şimdi bir tane teyze yazmış oraya buzdolabının üzerine. İşte önemli numaralar. İşte 118. İşte itfaiye, ambulans falan bir de yazmış. Müge Anlı. Şimdi aslında Feyza Hanım'ın bu olayından sonra şöyle düşündüm. Aslında herkesin telefonunda gerçekten bizim bir numaramız olmalı. Çünkü kayıpları gördüğü zaman bir de onu aramakla vakit geçiyor ya. Evet. Yani o numara aslında herkesin telefonunda olursa değil mi birbirimize daha kolay ulaşırız. Ya müthiş bir şey bu ya. Valla müthiş bir sevgi ağı yani. Kutluyorum hepinizi, gözlerinizden öpüyorum. Evet, evet. Efendim dün biliyorsunuz rahmetli Ali Sönmez inceleme yapılmak için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü naaşı. Dün naaş oradan alındı. Yeşilkent Mezarlığı morguna getirildi ve dün kılınan öğle namazından sonra Ali Sönmez sevenlerinin omzunda Doğanpınar Köy Mezarlığı'na defnedildi. Aile bir taraftan tabii çok üzgündü. Yakınlarını kaybetmenin acısını yaşıyordu. Bir taraftan da 55 gün sonra da olsa Fosettip Çukuru'na terk edilen bu dedenin naaşının bulunmasından dolayı mutluluk yaşıyordu. Biraz yani hüzün, mutluluk hepsi bir aradaydı. Ne bileyim karma karışık duygular. Hayatta böyle değil mi? Bakalım. O akşam açtım telefon konuştum kendime artık yeter çektiğim dedim. Bunu dedim hırpalayın da dedim bir tarafa atın dedim. Bunu dedim hırpalayın da dedim bir tarafa atın dedim. Siz sevgilinize babanız için bunu mu söylediniz? Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Mahir Bey araca binmek üzereyken yakalanmış durumda. Cinayet büro ameliyat ekipleri ve gasp büro ameliyat ekipleri şu anda Mahir Bey'i kıskıvrak yakaladılar. Mahir Bey, Ali Sönmez Fatma Hanım'la ilişkinize izin vermediği için mi kaçırdınız? Hayır, ilişkisi yok. Kaçıyor. Peki neden kaçırdınız? Biz kaçırmadık. Ama güvenlik kameranda siz varsınız. Tamam, biz yemeğe götürdük, geri getirdik. Peki yemekten sonra nereye bıraktınız? Hastaneden. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gözaltına alınan Mahir Öztürk arkamızda görmüş olduğunuz fosseptik çukurunu gösterdi ve Ali Sönmez'in buraya atıldığını söyledi. Şu anda da iş makinesiyle Ali Sönmez bulunduğu çukurdan çıkarılmış durumda. Vahşi bir cinayete kurban giden 78 yaşındaki Ali Sönmez'in naaşı adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Şu anda Yeşilkent Mezarlığı morgunda bulunan Ali Sönmez'in naaşı birazdan ailesi tarafından Doğanpınar Köyü'ne götürülecek ve burada defnedilecek. Ali Sönmez'in naaşı şu anda Doğanpınar Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından da toprağa verilecek. Böyle bir iyi insanı sonra bu olmaması lazım. Her kişi gereken ceziyi alması lazım. Ya vahşet yani ne diyelim yani başka bir şey. Bu vahşet Müge'ye teşekkürler. En güzeli bu. Yani siz olmasanız bu bir de şeydi, karanlıktı. Nurlar içinde yatsın. Herkes bir mezar taşını, bir mezar yerini hak ediyor. Hak ediyor lafı bile doğru değil yani. Herkesin bir mezar taşı olması lazım. Ne olursa olsun.
kimse poliseptik çukuruna atılarak böyle bir kaybı hak etmez yani, ne olursa olsun. Şimdi hala torun aranıyor. Torun ve arkadaşı. Bulunsa ne olacak tabii de yani. Ailede perperişan. Ne bileyim dedeciğim, sen de nurlar içinde yat. Fazla bir şey de söyleyemiyorum yani. Efendim, aramızda Ezgi Hanım var. Ezgi Hanım dedesini aramak için burada. Evet. Acil bir kayıp. İnşallah onu da bugün buluruz. 81 yaşındaki dedesini aramak için geldi. Dedemizin adı Fahrettin Altınışık. Bak şimdi bir tane torun var. Kalktı. Sen nerede oturuyorsun tatlım? İstanbul'da oturuyorum ben. Edirne'de deden. Edirne'de dedem, evet. Kalktı. Baktılar 8 gün geçmiş, bulamadı, buraya kadar geliyor. Bir tane torun var. Dedeyi hastaneden çıkartıyor. Foseptik çukurun içine atıyor. Yani. Evet, şimdi varmış. Dedemiz bundan 8 gün önce 20 Ekim'de Edirne Uzunköprü Atatürk Mahallesi'nde kayboluyor efendim. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Alzheimer rahatsızlığı var. 10 yıldır. O yüzden de hiçbir şey hatırlamazmış. İsmini, adresini dahi söyleyemez. Daha önce hiç kaybolmamış. 3 çocuğu var. Eşiyle birlikte yaşıyor. Kaybolduğu gün üzerinde kahverengi pantolon, yeşil ceket, siyah süveter, krem rengi şapkası var. Evet. Üzerinde kimliği var. Onun içinde bir kağıt taşırmış. O kağıdın üzerinde de ev telefonu yazılıymış ama bir 8 gündür mutlaka aslında bir şekilde bulunması lazım. Demek evet. ki üzerinde de o adres falan bir şey çıkmadı. Nüfus kağıdı çıksa oradan yani size ulaşırlardı. Hep görülüyor fakat görüldüğünde kayıp olduğu bilinmiyordu. Öyle mi? Nerelerde görülmüş? Hamidiye köyü var. Keşan tarafına gidiyor. İlk zaten Keşan'da görüyorlar. Hı. En net görünmesi Keşan'da yanında oturduğu kişi minibüse bindiğinde. Keşan'ın köylerinde görülmüş iki kere. Hamidiye ve Maksutlar köyünde. Keşan'la ne alakası vardı dedenin? Normalde biz Kurtbey köyüne bağlıyız. Yani dedem o gün herhalde Kurtbey'e gitmek istedi. Fakat ya yanlış otobüse bindi ya başka bir şey geçti aklından o an. Çünkü Keşan otobüsüne biniyor, ışıklarda iniyor ve o yanındaki kişi onu 45 dakika sonra falan tekrar aynı yerde yine görüyor. Nereye gideceğini yani bulduramadı dedem, demek evet, ki. Büyük bir ihtimalle nereye gideceğini bilemiyordu. Ay canım ya. Kurtbey yönünü işaret etmiş hep. Görüldüğü köylerde Kurtbey yönünde zaten. Ama iyi oldu o zaman geldiğin. Şimdi o köy civarlarında şimdi bey amcanın üzerinde ne kadar parası var? 2 TL parası varmış. 2 lira. Çünkü çok fazla para da verdiğimiz zaman hani insanlar onu kandırma doğru. olaylarına da girdikleri için. Yani 2 lirayla için, 8 gündür ne yiyecek ne içecek, demek ki birileri yardım ediyor. İnşallah öyledir. Bizim de tek umudumuz o yani. Ay canım benim ya. Sen kim, onun nesinden olan torunusun? Kızından mı oğluna mı? Oğlunun. Oğlunun torunusun. Evet. Aferin sana. Sen de dedeni aramaya mı geldin? Evet. Yani çünkü 8 gündür hani ben işe gidiyorum ediyorum ama içimiz hiç rahat değil. Yani havalar da iyice soğumaya başladıkça her şey insana böyle kendi suçmuş gibi geliyor. İşte yemek yemek, sıcak evinde oturmak, hep akıl orada kalıyor yani. Ay canım bana gel, ben seni öpeyim, gel gel, ben de böyle torun istiyorum bak. Ne güzel, aferin sana canım benim. Oo, güzel kızım benim. Hadi inşallah bulunur da i̇nşallah. Sen de buradan mutlu ayrılırsın. İnşallah, gerek. Sağ ol. Canım benim. Bak işte bu da torun. Yani ne kadar güzel anlattı her şey bana. Suç şişliyormuşum gibi geliyor. Yani yemek yiyorsun, acaba dede yiyor mu yemek işte. Yani ben sıcak evimde oturuyorum, dışarısı çok soğuk, acaba dedem ne durumda? Hiç kolay şeyler değil. Ama inşallah bir yerlerdedir. Şimdi ona bizim demek ki vatandaşlarımız sahip çıktılar 8 gündür. Ya da devlet sahip çıktı. Geçen gün de biliyorsunuz hani Çorlu Devlet Hastanesi falan bulmuştuk ya. Belki öyle bir devlet hastanesinde mi alındı? 81 yaşında çünkü bey amca. İnşallah sağlık haberi gelsin. İnşallah. Buradan güle oynaya bizim gönderelim Ezgi'yi. Havaların soğumaya başlaması bulunması bakımından bir avantaj teşkil ediyor. Çünkü emniyet görevlileri yazın sıcak günlerde parklarda yatanlara falan çok fazla dikkat etmeyebilirler. Ama soğuk havalarda bu yaştaki bir kişinin parkta veya bir yerde tek başına bulunması herkesin olduğu gibi emniyet birimlerinin de dikkatini çeker. Ve o bakımdan inşallah işte. Belki şu anda bile alınıp bir kuruma teslim edilmiştir. İnşallah bir hayırlı haber alınacak. 81 yaşında canım benim ya. Hepimiz yaşlanacağız. O yüzden yaşlılarımızda başımızın üzerinde yeri var. Herkesin kendi yaşlılığını düşünerek aslında davranması tabii. lazım. Belirli bir yaşın üzerindeki insanlara. Ben hep öyle söylüyorum. Hepimizin gittiği yol orası işte. Tabii. Her gün değil mi? Bir önceki günden daha kötü uyanıyorsun yani. Her gün daha yaşlı uyanıyorsun. Her gün daha yaşlı. Kötü bir şey değil bence bu. Gayet güzel. Her yaşında bir
anlamı var, değeri var, her yaşın güzelliği var. Aklın daha fazla aslında bazı şeylere çalışıyor. Ama bir rahatsızlık vurdu mu da işte. Tabii bazı melekelerden yoksun şimdi kalıyorsun. Şimdi yine iltifat ettiğimi zannetmeyin. Biyolojik olarak her gün biraz daha yaşlanmış olabilirsiniz ama bana göre her gün biraz daha gençleşme durumundasınız. Daha çıkmasınız. Hayır, bugün ne oldu ben anlamadım. Bayram değil, seyran değil. Yani artık bu bugün yaptığım bu konuşmaların herhalde karşılığını düşünecek hanımefendi. Yüksek vicdan sahibidir yani. Rahmi Bey kızdığı zaman şöyle söylüyor. Söyler misin Rahmi Beyciğim ona? Evet. Mesela yüksek vicdansız kadın. Yüksek vicdansız kadın. Rahmi Bey'in kızdığı zaman söylediği laf budur. Yüksek vicdansız kadın. Rahmi Bey'im, sizin gençliğiniz, yakışıklılığınız, aklınızın yanında hiç bizim esamemiz okunmaz yani. Ah, çok o yüzden ben böyle söyleyeyim. Ben çok tatlı dilli birisi değilimdir biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Bunu söyleyeyim, siz bir yıllık bunu tamam. Yani kabul edin. Ben de size gayet böyle evet. Genç, dinç, yakışıklı, iyi huylu. Evliya biraz yardım et oradan, ne söylediğin şeyler. 2015'in iltifatını aldım. 2010 yılbaşına kadar tamam. Yani genel itibariyle söylüyorum. Hani ben öyle yapayım yani. Genel itibariyle söylüyorum. Ya aslında tatlı dilli değilim derken şundan bahsediyorum. Ben çok seviyorum tatlı dilli insanları da. Aslında ben böyle çok hızlı hareket etmeyi seven birisiyim. Hani böyle birine ay... Ha, derim mesela. Mesela ne kadar kilo almışsın derim ama kötülüğümden değil mesela. O zayıflasın isterim mesela. Hani. Tabii. Ama tabii. Hani zayıflamışken zaten zayıflamak normal ya, onu demek aklıma gelmiyor. Evet. Ama güzel canım, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır derler. Doğru. O yüzden insanlara güzel hitap etmek doğru. Lazım. Ahmet'ciğim seni de bugün çok yakışıklı gördüm. Yani az sonra biraz Ahmet'e de buradan gireyim bari, ne yapayım valla. Efendim şimdi aramızda bir baba kız var. Baba kız da Stefani'yi aramak için aramızdalar. Kimdir bu Stefani derseniz, Hayrullah Bey'in kızı, Mehtap Hanım'ın da ablası. Hayret bir şey, babanla beraber ablanı bulmak için geldin, öyle evet, mi? Evet. Aslında birçok öz kardeş bile yenisi doğsun istemez, hani kıskanır. Sen de ablam var bulayım evet, istiyorsun, evet, öyle mi? Evet, ablam. Neden Mehtap? Ya hep hayatım boyunca hep ablam, abim olsun istedim. Bir eksiklikti bende galiba, o yüzden ablam... Bildim bileli ablamı bulacağım. Kardeşin var mı? Var, iki tane de erkek kardeşim var. Ha, maşallah sana. Evet, onlar biraz da hani onlar da destek oldu. Bulalım öylelikle. Peki efendim, Hayrullah Bey kızını nasıl kaybetmiş? Hayrullah Bey Muğla'dan geldi yanımıza evet. Kızıyla beraber. Evet. Bu bebek Almanya'da dünyaya gelmiş. Evet. Hayrullah Bey de kızını hiç görmemiş. Görmedim. Şimdi 1978 yılında Almanya'ya çalışmak için gidiyor. O dönem 19 yaşında ve bekar. Amcası Kamil Bey'in yanına gidiyor. Öyle mi? Evet. Braunschweig şehrine evet. Gidiyorsunuz. Doğrudur. Kısa bir süre sonra kızınızın annesi olan Anja Fençil ile tanışmışsınız. Evet. Anja mıydı ismi? Anja Fençil. Anja. Anja Fençil, evet. Anja. Evet. Anja'da o dönem 16-17 yaşlarında. Evet. Doğru. Siz de 19 yaşındasınız. Evet. Allah. 1979 senesinde Anja hamile kalıyor. 3 aylık hamileyken de Hayrullah Bey askerliğini yapmak için Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor. Çünkü Almanya'da kaçak olarak çalışıyormuş. Annenin yaşı da küçük olduğu için nikah da kıyamamışlar. Kıyamamışlar. Evet, annenler evet. Falan da izin vermediler herhalde Türkiye'den evet. Değil mi? Gidip tabii. De Almanya'da bir kızla evlenmene. Sen tabii. Gel gerçeği anlat. O zaman bekardım ya. Bekar, izin verdiler mi öyle orada evlenmene? Yok, vermediler zaten. Vermediler. Yani evet. Askerlik falan bahane. Sen annenlere izin vermedin. Döndün geriye. Askerlikte geldim zaten. 19 yaşındaydım. 20 yaşına girdim. Askerliğe gittim. He. Ondan sonra bir daha da geriye dönemedik. Bir daha da geriye dönemedik. Vize falan çıktı. Sonra peki hiç ayrılırken kavgalı mı ayrıldınız kızın annesiyle? Yok, kavgalı değil. He. Değil kavgalı değil. Güzel ayrıldınız. Peki evet. Yok muydu telefon numarası, adresi falan? Ya o zamanlar telefon numarası falan yoktu. Telefon zaten yoktu. Eskisi bir cep telefonu falan var mı? Yoktu. Hiç yoktu. Sadece mektup. O da amcamın aracılığıyla. O da amcamın aracılığıyla onunla beraber bir diyalog kurabiliyoruz. Askerdeyken mektup yazdın mı? Gönderdik. O sana gönderdi mi? Ya gönderdi. O da gönderdi. Sonra nasıl tabii. Koptunuz birbirinizden? Ya koptuğumuz şöyle bir durum oldu. Tabii bunlar çocuk olasıya kadar hayime verdiler bunu. Çocuk esirge kurumuna. He, çocuk olduktan sonra siz bebeğin devlet koruması altına alındığını öğreniyorsunuz. Çünkü annenin yaşı küçük. Küçük onun için. Sonra Anya'nın yaşını doldurduktan sonra bebeğini geri aldığını tahmin ediyor Hayrullah Bey. Evet. Çünkü... Kızıyla çekilmiş fotoğraflarını amcası vasıtasıyla size ulaştırmış. Evet. Hangisi fotoğraflar? Bu. Şu mu? Evet. Allah bunlar. Bakalım. Bunlar. Kızınız yanınızdaki de Anja Hanım mı? Evet.
Aa, e demek ki ama bu ay çok da küçükmüş. Bu kız da ama sizden demek ümidini yitirmemiş yani. Öyle. Yitirmemiş. Yitirmemiş. Tamam. Yitirmemiş. Sen tabii 19 yaşında ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gençlik böyle oldu. Tüh tüh. Belki de tabii yuvada çektirdi fotoğrafları. Belki gerisini aldı, geriye aldı kızlarını. Efendim bu işte aradığımız kızımız ve annesi. Kızınızın adını ne koymuşlar? Stephanie. Stephanie Fenzel. Evet. Şimdi işin enteresan tarafı, bebek dünyaya geldikten kısa bir süre sonra Alman konsolosluğu sizi arıyor. Arıyor. Gelin diyor, bir kızınız var. Babalığını kabul ediyor musunuz tabii, diye soruyor. Tabii aradılar, aradılar zaten beni. Ben de dedim ki İzmir konsolosluğunda Anya Hençil'den çocuğunuz olmuştur. Babalık kabul ediyor musun diye sordular. Evet dedim, ben babalığını kabul ediyorum diyeyim. Ben de orada imza verdim. İmzanızı da attınız. Evet. Sonra kızınızla görüşmek istediğinizi de söylemişsiniz. Evet. Birkaç yıl ama haber gelmemiş. Tekrar konsolosluğa gitmişsiniz. Hı-hı. Orada kızınızın annesi Anya... Şimdi buraya Anja yazılmış, siz Anya, Anya mı diyeyim? Anya. Anya'nın. Evet. Mehmet Kozak. Kozak. Kozak isimli biriyle evlilik yaptığını. Evet. Bir süre Türkiye'de yaşadıktan sonra Mehmet Bey'in vefat ettiğini öğrenmişsiniz. Evet. Konsolosluktan mı öğrendiniz? Konsolosluk'a gönderdi bana zaten. Allah Allah. Anya'nın da Mehmet Kozak'ın kardeşi olan Reşat Kozak'la Almanya'ya döndüğü bilgisine ulaşmışsınız. Bir daha da kendisine hiç haber alamamışsınız. Alamam. Yani yine Anya bir Türk'le evlenmiş. Türk'le evet. Evlenmiş, Türkiye'ye geri dönmüş. Mehmet Kozak vefat ediyor. Ondan sonra Reşat Kozak'la yine Almanya'ya dönüyor. Fakat çok araştırdım. Bir şeye ulaşamadım. Bulamadınız o isimleri. Mehmet Kozak Türkiye'de ama İstanbul, Ankara nerede de bir onu yazmıyorlar, söylemiyorlar. Hmm. Onun için bir havalisi alamadım. O zaman bu, Mehmet Kozak, kardeşi Reşat Kozak, işte Anya, Stephanie buralardan gideceğiz. Evet. Bizim Almanya. Tek umudumuz Müge Hanım şey, hani Mehmet Kozak, Reşat Kozak, evet. Türk olduğu için belki oralardan ipucu yakalarsak bizim tek evet. Derdimiz o. Hadi hani bakalım. Almanya'da biraz zor ama Türk olunca biraz umutluyuz işin açıkçası. Bu da kızınızın annesi değil evet. Mi? Anya Hanım. Bu da siz mi? Evet. Vay. Saçlar falan böyle o de. Hayrola abi. Bu da kızınızın oradan size annesini gönderdiği fotoğrafları. Aa Stephanie. Stephanie şimdi kaç yaşında? Ya, 79 doğumlu. 79 doğumlu. 36 yaşında. Ya torunları falan bile olabilir yani beyefendi. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Ne söylemek istersiniz kızınıza? Vallahi ne söylemem, çok beni görüyorsa bilmiyor zaten, tanımıyor. Hı hı. Bir tanışsam, yani bir tanışsam gerek yok. Yani bir tanışsam, kızımı görsem yeter, kahve bunu istiyorum. O bal almayalım. Ama diyerekten. Sen ona biraz canım böyle sarıl falan. Tabii yani. Sarılacağız canım gördüğü geldiği zaman. İnşallah yani o seninle buluruz. İrtibatını kurup baba evlat sevgisini devam ettirmek isterse tabii. Senin de kapın açık herhalde. Tabii açık herhalde. Gönlün de açık. Bakın kardeş olarak Ertap Hanım da sabırsızlıkla bekliyor. O şekilde konuşsun yani. Onun için. Peki vallahi güzelmiş. İnşallah yani bir Türk bağlantısı olduğu için. Evet. Bakar mısın yani hanımefendi de. Mesela bir darbe yemiş aslında Hayrullah Bey'den. Gene gitmiş bir Türk'le evlenmiş. Evet, evet yani tesadüfe bak ama. Tesadüfe bak, evet. Abi siz de var ya bir Almanya'ya gitmişsiniz ama yani. Yani Almanya'da artık alıp alacağını da pişman oldu bence bu işleri yani. Ne olaylar ya. Yani değil mi? Orada çocuklar kalıyor, buraya gelenler, annesinden babasından ayrılanlar, sevgilisinden ayrılanlar. Sonra siz ne zaman evlendiniz Türkiye'ye döndükten sonra? Askerden döndükten sonra evlendiniz mi hemen? Askerden döndükten sonra evlendim zaten ondan sonra. Ne kadar zaman sonra? Aşağı yukarı 2-3 sene sonra. 3 sene sonra. Evet. Gitmeye çalıştınız mı gene Almanya'ya o sırada? Nereye gideceğiz? Her gidemeyeceğiz ki. Çünkü vize davası çıktı ya onun için gidemedim. Onu çağırsaydınız? O zaten gelemez ona polisler şey diyor ki yaş 17. He. 17 yaş olduğu için... Bunlar çocuk hayımına gittiği için onu şeye gönderemiyorlar. Ama tamam büyümüş artık. Sen askere gitmişsin gelmişsin. O da büyümüş 17'de kalmamış ki. Niye çağırmadın? Vallahi çağırmadım. Niye? Telefonum yok bir şeyim yok. Onu nasıl çağıracağız? He? Ulaşım kesildi. Kesildi ulaşım kesildi. Bu hanım da İzmir'den evlendim. O da hanımım galiba. Hanımım da zaten yani kavga ediyordu. Şu anda da annemi de tebrik etmek lazım. Çünkü her kadın kabullenmez. Ben şu anda mesela eşimin başka bir kadından olan çocuğunu ya da kadın araştırmasını bir şey yapmazdım herhalde. Ama çünkü anne niye kabul ediyor? Kadını araştırmıyor ki. Yani kızını yani araştırıyor. Şöyle bir ihtimal var. Ya o kadına dönerse? Öyle bir ihtimal dersem düşünürsem. Ay sen de var ya. Yok ki öyle o kadar değil yani. Yok yok canım. Ha? Yok yok artık. Kaç yıllık evlisiniz siz? Kim ben mi? Hı-hı. Aşağı yukarı
20 sene falan oldu herhalde. 20 sene. Evet. Geçti baba daha fazla. Hayırlı ben 28 diyor. Yaşındayım. Ya ben 30-50 yaşında bilirim ya. Ben. Ben tamam neyse bakalım inşallah birisi çıkar sizle kavuşursunuz. İnşallah inşallah. Buradan şunu mu anlayacağız yani? Sen 8 sene nikahsız yaşadın. Babam şu anda heyecanlı olduğu için herhalde şey yapamadı herhalde. Çünkü ben yok yok öyle bir şey yok. Hocam espri yapıyor zaten. Evet. Şimdi efendim inşallah telefonumuz gelir. Aile birbirine kavuşur. İnşallah. İsteriz. İnşallah. Şimdi bugün çok önemli bir konuğum var. Biliyorsunuz Reşit Kantar'la ilgili dün size kaybından bahsetmiştim Reşit Kantar'ın. Burada kardeşi ve eşi gözyaşları içinde Reşit Kantar'ın aslında mezarını arıyorlar. Yani ona bir mezarlık yapabilmek için çok acıklı ama hayatta olduğunu düşünmedikleri için ne kadar söylemesi bile zor ama ölüsünü arıyorlar. Şimdi şüphelendikleri bir aile vardı biliyorsunuz. Reşit Bey'in rahatsızlandığı için daha da takıntı haline getirdiği bir hanımefendinin ailesinden şüpheleniyorlar. Dün görgü şahitlerimiz o aileyi işaret eden başka başka açıklamalarda bulundular. İşte şimdi o kızın babası stüdyomuzda karşı karşıya geleceksiniz. Siz o kızın babası beni dövdü demiştiniz galiba değil mi? Evet. Yani damatlarımızla beraber. Bütün damatla ve diğer oğullarıyla da konuştuk. İzleyicilerimizden telefon bekliyoruz. Reşit Kantar'ı gören bilen varsa bu olaylara uygun bir şeyler hatırlıyorsanız lütfen bizi arayın. Şimdi babayı stüdyoya almadan önce nerede kalmıştık? Bir hatırlayalım, babamızı alalım. Bir amcamız kayıp. Bir kadına aşık oluyor çalıştığı iş yerinden. Ama o sırada aşık olurken de evli 7 tane de çocuğu var. Kızcağız da bundan 30 yaş küçük başkasıyla evlenmiş. Evlendikten sonra da rahatsız ediyor. Karşı taraf şikayet ediyor. Reşit Bey 2014 yılının Nisan ayında cezaevine giriyor. Cezaevinde bir ay kalıyor, kalp krizi geçiriyor. Bu krizden dolayı da beyninde bir hasar oluşuyor. Cezaevinden çıktık. Oğlu diyor ki babam kaybolduğu gün aklı yerinde değildi. Ama hiçbirimizi tanımıyordu. Ben bir kadını seviyordum. O kadının adı neydi, neredeydi diyor. Sonra kaybolduğu günde kızın telefon numarasını bulmak istemiş. Evinin adresini bulmak istemiş. Sonradan ortadan kaybolmuş. Nasıl ortadan kayboldu? Bilal Bey stüdyodaki kardeşi Reşit Bey'in kaybolduğu olay gününü bize bir anlatsın. Buradan motora biniyor Akçagöz köyüne. Eski çalıştığı kuyuya var ya bu adamı içeri almıyorlar. Ondan sonra bu adam bakkalın önüne de kaçıyor orada. Bu adamı kedi bir arabaya alıyorlar bunu. Ondan sonra devam ediyorlar. Bizim köyün muhtarı dedi ki yorum o tarafa yediye de dedi. Ondan bu yanda dedi kayıp dedi zaten dedi. Ham yoldan yediye kameralar gösteriyor bu adamı. Çocuklar bakkala su almaya gitti. Bakkal çocuklarıma dedi şu kelime kullanmış. Ya bayak demiş Reşit amca burada demiş adamı hıçkır ettiler bir arabaya attılar getirirler demiş ya. Ondan bu yana haber alamıyor. Geride ben jandarmayı aradım. Jandarmayı getirince 15 sene önce gördüydüm ben bu adamı diyor. Jandarma ifade veriyor. Ben senin için de köylümüne kötü olamam diye. Peki siz ailenin yanına gittiniz mi? Gittik abi. Bizde yok dediler. Belerbey köyünde aynı adam sıktı bu adama. Sonradan bir sefer daha sıktı burada köyün karşısında sıktı. Bir sefer daha gelmiş evin içine kadar girmiş. Yengem yanına demiş ki sen ne geleceksin demiş. Ben su almaya geldim buraya demiş. Daha evvel de o köye hep o kadın için mi gidiyordu? İş yeriydi ya orada. Orayı hatırlamış nasılsa. Bu adam beni tanımıyordu kardeş olarak. Peki o kadını nasıl hatırladı? Ne dedi? Doktoru 30 senelik 40 senelik dedi. Şeyi düşünür dedi. Hastanede yatarken sevdiği kadının adını söylüyordu. Kaybolmadan 4-5 ay öncesinde her gün bizim yanımızdaydı. Geldiğinde genelde şarkı sözleri çıkartırdı. Özellikle de bir şarkı vardı. Kara kaş gözlerin elmas. Neden özellikle bu şarkı diye falan sordunuz mu hiç? Sevdiği kızın adı olduğu için. Vazgeçmeyeceğim diyordu. O kaybolan önceki geldiği gün telefon numarası falan bulmanızı istedi mi? Benden değil de patronumdan istemiş. Kimin numarasını istemiş? Hanımın eşinin ve babasının bildiğim kadarıyla. Eşini arayıp işte kızı boşamasını, vazgeçmesini söyleyecekmiş. Biz yanlış dediğimizde kendisi zaten kabul etmiyordu. Tekrar hapse bile girelim diyor. Yağmur bile başından yağıyor. Kendini uçalıyor aynı orada. Bu şarkıya özel bir ilgisi var mıydı yani? Zaten bunları dinler abla. Ezelden belli bunları dinler diyorum. Akçagöz'ün köyünün üst tarafında su yolu var. Ben o yolu kullanıyordum. İnce su kavşağının orada beni arkamdan takip etmişler. Vişne rengi bir doğan. Orada önüme kırdılar. Ben motorla gazla gidiyorum. Birerlerine sopa, birerlerine silah arabanın içinde. Bu adamı o adama benzettik. O adam değil gibisine laf ettiler. Tekrar ben yolu aldım. Onlar döndüler. Simol Erkan tanıyor musunuz? Ara sıra görürdüm. Biri oğluydu, biri damadıydı. Selahattin Bey mi? Hı hı. Evet. Ramazan'ın 15'i ile sabahleyin saat 8.30 ile 9.30 arası diyeyim ben. Bu yoldan geçerken siyah veya fümediğim yani kango tipi bir arabanın motora mı vurmuştu veya motordan adamı mı aldılar? Motor yolun ortasındaydı. Mobilet tarzı bir motordu. İki kişi kango tarzı dediğim arabanın arkasını açıp adamı acil bir şekilde arabanın içine ittiler. Motoru biz elimizle kaldırdık, buraya koyduk. Motorun üzerinde bir heybe vardı. Heybenin içerisinde de 2.5 litre bir benzin vardı. Siz sonra buldunuz mu motosikleti?
Bulamadı abla. Geri döndük diye çocuk. Geldi ki motor yok diye almışlar. Motoru da götürmüşler. İlk bandımızda konuşan görgü şahidimiz, telefon attığımız. Siz tarihi nasıl hatırlıyorsunuz? Seçim günüydü Müge Hanım. 7 Haziran. Daha öncelerden Müge Hanım onları yolun üzerinde gördüm, evlendim oralarında. Onlar olduğunu biliyorum ama. Diğer görgü şahidimize telefon attığımız. Siz bu motosikleti gördüğünüzde seçim günü müydü sizinki de? Ramazan ayıydı ama ben tarih veremeyeceğim. Pazartesi günüydü. Sizinkisi ne zaman kayboldu? Ya. 30 Haziran. 30 Haziran 7, Salı. 15. Pazartesi olduğuna siz nasıl eminsiniz? Pazartesi diye hatırlıyorum ben. İsmi geçen hanımefendinin babası Selahattin Kızıkoğlu. O da bizimle konuştu. Cezaevinden çıktıktan sonra buraya geldi mi hiç? Ben görmedim şahsen. Ne ailemden ne çocuğumdan kimse görmedi. Ben ondan sonra adamın ne yüzünü gördüm ne de benim yüzümü gördüm. Ailesinde hiç tanımam. Karşımdan gelseler gene tanımam. Reşit Bey'in kaybolduğu dönemde nasıl arabalarınız vardı? Bizim bir şahinimiz var. Bir de kedimiz vardı. Kedimiz de zaten sıkıntılıydı. Çocuk kaza yapıyor. Reşit Bey'e saldırmaktan falan gözaltına alındınız mı? Bir sefer oldu. İlk başlığıydı. Bilal Bey de diğer kardeşleri de Ayşe Hanım da zaten Reşit Bey'in yaptığını yanlış olduğunu biliyorlar. Bize hiç olmazsa bir ipucu verilsin. Biz gidelim cesedimizi alalım. Mezara evet. Koyalım diyorlar. Selahattin Bey hoş geldin. Çok teşekkür hoş ediyorum buldum. Davetimizi kırmadınız geldiniz. Teşekkür ederim. Yani 4 aydır kayıp olarak aranan bir insan var. Evet. 61 yaşında. Ailesi gözü yaşlı onun peşinde. İster istemez yine Reşit Bey'in yaptıklarından dolayı sizden şüpheleniyorlar. Acaba geldi gene aileye bir rahatsızlık mı verdi diye. Selahattin Bey de dün ailesi de röportaj yaptı. Bizimle paylaşacak bildiklerini. Şunu kaybetmeden yalnız okumak istiyorum. Müge ablacığım. Ben Balıkesir'de ikamet ediyorum. Uzun zamandır işsizdim ama İstanbul'dan köklü bir şirketten parantez içinde de yazmış. Gelecek hafta görüşmeye çağrıldım. Ancak benim ne giyecek elbisem ne de ayakkabım var. Bana yardımcı olur musun? Sana söz veriyorum ilk maaşımla geri öderim. Lütfen beni ara Müge abla. Tek şansım sensin. Hayatım tamam. Seni gece 01.39 diye not alın da oradan bulursunuz. Çok mesaj var. Şey yapacağım hayatım. Sana göndereceğim. Bu arada Sibel Söken de internette gezinirken bir sosyal deneyle karşılaşmış ve bunu sizinle paylaşmak istedim diyor. Bu sosyal deneyi de bu 29 Ekim'den dolayı tatilim falan ya çocuklar evdeler ya. Arkadaşlar bunu bir alın yayınlayalım. Şimdi şöyle de izlemeye çalıştım. Gerçekten harika çocuklarımız izlesinler. Çok teşekkür ediyorum Sibel'cim. Bir izleyicimiz de demiş ki az önce dediğiniz gibi numaranı ben çok önceden kaydetmiştim. Olur da bir kayıba rast gelirsem hemen sizi ararım diye. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum demiş. Tamam. KPSS hazırlık dönemindeyim. Dershaneye gitmeden önce programına bakmadan gitmiyorum. Bugünkü elbiseni çok beğendim. Bana gönderir misin? Gönderirim Büşra. Şey yap. Galiba kırtasiye yardımı yapıyor musunuz? Nasıl alabilirim? Ben de yeğenimi okutuyorum. Saygılar demiş Murat. Tamam Murat. Telefonlarınızı gönderin. Ondan sonra ve Almanya'daki izleyicilerimiz çalışmaya başlamışlar Stephanie Hanım için. Stephanie Hanım'la ilgili bulabildikleri bütün fotoğrafları bize atıyorlar orada olabilecekleri. Şimdi Hayrullah Bey'e de göstereceğim. Reklam arasında o fotoğrafları. Ve dönelim konumuza. Selahattin Bey, siz Reşit Bey'le nasıl tanıştınız? Kayıp olarak aradığımız Reşit Bey'le. Yani ilk baştan mı diyorum? Bizim köyün önünde su pompası vardı. Orada çalışırdı. Orada çalışırdı. Gelir giderdi. Orada gördük. Bizden de işte bir şeyler, ekmek, su veya çay bir şeyler lazım oldukça isterlerdi. Ben de verirdim. Ne iş yapıyor Reşit Bey? Orada çalışırdı su pompası. Kuyuda bekçiydi, bekçiydi. Kuyuda su kuyusu var. Su kuyusunun bekçisi miydi? Gazi Genel Müdürlüğü'nde çalışıyordu benim eşim. O su pompasında. Zaten oradan emekli. Tamam, bekçisi miydi oranın? Evet. Su pompasının bekçisi, sizin köydeki su pompasının bekçisiydi bu. Siz de yardım ediyordunuz yani yemekti, yiyecekti falan filan. Peki nasıldı yani hali hareketi başta? Sizin yaşınız, siz kaç yaşındasınız Selahattin Beyciğim, sorması ayıp değilse? Buyur. Kaç yaşındasınız? 52. Siz 52 yaşındasınız. Evet. Yani şu anda Reşit Bey 61 yaşında. Yani Selahattin Bey'den de büyük yaşça. Birinden evet. Bahsediyoruz. Siz de ekmek götürüyordunuz, su veriyordunuz falan filan yani. Bundan 15 sene önceydi o. 15 sene. Peki nasıl da hali hareketinde bir problem var mıydı o dönemde? Önce iyiydi. Sonradan bozuldu adam. Bizim ailemizi gözetlemeye başlamış. Müge Hanım bak sana şunu söyleyeyim. Benim eşim evvel orada çalışıyordu. Neden su ekmek veriyorlar? Aç mıydı orada benim eşim? Verilir ama ben de olsam ben de veririm. Tamam. Genel orada bir sayfa yapıyorlardı. Ondan gelip su istiyorlardı sulamak için. Tamam. O da veriyordu. Ama makine benim eşim oraya gelip giderken tanıyordu da. Şimdilik mi tanımıyor benim eşim? Çocuklarını tıraş ederken, kızını tıraş ederken.
Müge Hanım. Senin neden için berber bu da itmen demedi? Berberdi. Berberdi. Ne istiyorsa. Tamam. Yani sizin çocukları falan mı tıraş ederdi? Ederdi. Hayır, hayır efendim. Şimdi hayır. Dedi ki, dün dedi siz ki... Siz nereden biliyorsunuz? Bu beyefendi abi. Dedi ki ne? Ben o aileyi hiç tanımıyorum dedi. Ben orada bir düğün oldu. Biz oraya gittik, oranın düğününe gittik. Ailesiyle kızı geldi, bizi zorla kendilere misafir götürdü. Bunlar. Hı hı. Oraya vardık, neyse kaldı. Neden beni tanımıyormuş? Tanımıyorum diye. Siz onların evinde misafir kaldınız. Kendilerine evet. Misafir aldılar öyle beni. Mi? O zaman da tamam kaldılar bir gün... Tanımıyorum dedi ama... Tanımıyorum, samimiydiniz o zaman. Samimiydiniz yani. Hayır, öyle düğüne gelmiş. Orada, burada pompada arkadaşlar var diyerekten dedi bu benim ailem sizde kalsın dedi. Hayır, hayır, yalan söylüyor. Biz o evde kalıyoruz. Yalan söyleme. Misafir evinde kalacaktık. Müge Hanım kendinin kızıyla ailesi geldi bizi zorla yalan oraya götürdüler. Tamam Ayşe'cim, o zaman yani size bir yakınlık hissetmişler. He. Sizi kendi evlerine de misafir etmişler. He. Şimdi eğer Selahattin Bey, Reşit ama... Bey'i kendi evinde misafir etmeye davet ederken... Kızına göz koyacağını düşünse etmez ki. Ben o zaman... Yani Selahattin Bey'den de yaşlı daha büyük birisi. Tamam hiç da. Aklına bile gelmez öyle değil mi Selahattin Bey? Yanım tamam evet. Da. Yanılıyor ama... muyum? Evet. Evet. Kendisi dün dedi ki ben o aileyi tanımıyorum dedi de ben ona karşı anladım. Konuşuyorum. Anladım ama diyorsunuz ki evet siz de bayağı iyi tanımıyorsunuz. Ben öbürlerini tanımıyorum. Evet, öbürlerini tanımıyorum. Bilal Bey'i de eve almışsınız. Tamam aldım geldi. Ben kardeşinden şikayetçi oldum. Hı. Kardeşi yollara kağıt atmış. Bizimle ilahalı. Ben de götürdüm savcılığa karakola. Ben yukarıda verdim. Allah var doğru bizimle konuş. Alakalı derken? Doğru konuş Allah var yukarıda. Tamam. Yolda... Ha biri aldı. Ki... Evet köyden. Ta şehirden yani Antep'ten. Tamam o zaman. Ha. Gidiyorum bak yolda gidiyorum bak. Ağzıma vurmamışım. Hı. Yola vardım aynı kuyunun önüne vardım kardeşimin olduğu kuyunun önüne. Ama benim olaylardan bir haberim yok. Kendim bende haberi var mı? Yallah. Ben... Şimdi yolda gideyim ben. Bira neden aldı? Haberim yoktur, haberim yoktur deyin, iftira. Antep'ten aldım. Neden? Yani bir yerde oturup içmek için. Ha. Şimdi vardım, yolda gediyem, karşıma çıktı üç kişi. Kim onlar? Biri bu, biri de güvensi, biri de aynı dünkü olanın ifade verdiği olan. Hı. Tövbe, aslı paslı dedim yok, ki, yalan. Allah sen nerelisin dedi, bak ben kendini tanımıyorum çünkü. Ben nerelisin dedi, dürüklüyüm ben Emmoğlu dedim. Ne demesi gerek bana abla? Sen yoksa Reşit'in kardeşi misin dedi. Aynen dediğin gibi dedim. Açık konuşma canlı yayındayız. Ben aldılar yenge içeri. Bunu direkt samanla atak dediler. O arada orada vatandaşın biri görüyor. Vatandaşın biri görünce ki Kiya haber veriyor. Kiya ne? Kiya da geldi yanımıza. Köyün mıktarı. Köyün mıktarı neydi buna bilir misin abla eski mıktarı? Sen dedi... Tükürleri söylemeyelim. Söylemeyeceğim. Hı. Aman ha. Sen dedi her yolda gideni de böyle çevirmek mi lazım dedi. Reşit'in kardeşi olduğu için dedi. O da ben başka köyün mıktarının yanına gideyim. Abla işim var. Bir kız işi vardı. Çocuğa kız isteyecektim. Oraya gidiyordum. Beni çevirdi orada. Beni vurdular da ben içeride. He vurdular da. Kiya gelmezse beni de götürüyorlardı. Öldürüyorlardı. Benim bir şey olaydan haberim yok ki. Beni ne diye çeviriyorsun sen yolda? Sizin onların evinin önünde ne işiniz var? Benim yol oradan da geliyor abla. Köy yolu. Kız istemeye gittiğiniz yol oradan geçiyor. Oradan geçiyor. Bunlar peki yolda böyle bekliyorlar mı? Bekliyorlar. Zaten kuyuyla evin arası böyle. Yani jandarma mı ki bu adam? Her yoldan geçene sen hangi köydensin filanın akrabası mısın tamam, diye ücret sorsun. Benim haberim yok ama abimine olayının kendinin haberi varmış. Benim haberim yok bir şeyden. Benim evim ayrı, yolum ayrı. Ya orayı da dur bir görelim nasıl bir yermiş orası. Yani öyle bir anlatıyorlar ki Selahattin Bey'i, oğullarını ve damatlarını. Aynı deli dumrul gibi yolu kesmişler, her geleni durduruyorlar. İşte geçen gün adamı çevirmişler aynı. Dur bakalım orayı bir göreyim ben nasıl bir yermiş orası. Verelim bir ara da. Bir baba olarak yaptığı her şeyden çocukları ve biz etkileniyoruz. Bunda uzun ellilik veya hırsızlık hastalığı var öyle söyleyelim. Altın gördüğü zaman dayanamıyor hanımefendi. Benim kendi altınlarım hala muamma piyasada yok. Yaralanan hanımefendiyle de görüştüm. O şekilde kandırıp hanımefendi evine götürmüş. Akçabat'ta 5-6 tane arkadaşımı dolandırmış. Tutamazsın, tutma şansın yok. Bir gece 3 gibiydi, işten geldim yok. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Bilal Bey,
Sizin Selahattin Bey ve oğulları tarafından mı? Yanında oğulları mı vardı dövüldüğünüzü iddia ediyorsunuz o gün? Evet. Bu ne zaman tarih olarak? Tarihini tam bilmiyorum abla. Biraz oldu. Yani o davaların olduğu zaman mı? Yani sizin Reşit Bey gitmiş, onlar dava açmışlar, hapis kararı çıkmış, sonra yargıda... Evet, ondan sonra oldu, ondan sonra. Ondan sonra benim oldu. Ama bir olaydan haberim yok. Bu adam benim kardeşimin evi benden... Niye size söylemediler, böyle bu kadar artık hapis cezası falan almış, anlatmadılar mı ailesi? Cezaevine girdikten sonra haberim oldu benim. He. Cezaevine girdikten sonra haberim oldu, böyle böyle bir kadınla dediler. Anladım. Yalan söylüyoruz. Müge Hanım, aynen Atlıya'da bir ev verdik. Neredeydiniz? Atlıya'da kardeşinin koruyuculuğunu yapıyordu. Daha birkaç tane daha vardı. Tövbe. Bak, tövbe deme. Yo abla yalan söylüyor. Aynen o gün geldi. Ben bir daha... Arabanın içinde. Çünkü... Kimin içinde? Arabanın içinde. Birik gel. Biri bir cebinde, biri bir cebinde, biri elinde. Sen yalan söylemeye devam et. Benim misafir Almanlı diye. Yok yalan söyleme. Jandarma niye geldi o zaman? He? Dur da sana söyleyeceğim. Muhtar niye geldi o zaman? Muhtar neydi sana? Ulan Selahattin dedi. Her reçetin kardeşini yolda çevirecek mi dedi. Seni bak mahkemeye vereceğim dedi. Tamam vereydi. Vereydi. Sen şikayetçi olaydın. Muhtar sen şikayetçi. Yoldan geçen vatandaş demiş. Bu adamı demiş. Yoldan geçen çocuğu aldılar vuruyorlar demiş. Tamam. Ben sana misafirliğe geliyorum dedim. Ya, gel yalan bu davanı geri çek diye. Ben seni gel, tanımıyorum ki ben seni... Davanı geri çek diye. Ben seni tanımıyorum. Tanımıyorum. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim size. Yani hepimiz yetişkin insanlarız. Şimdi evet. Birbirimize dün de söyledim. Sen yalan söylüyorsun, ben yalan söylüyorsun demek hiç hoş karşılanmıyor. Ben size şunu söyleyeyim. Alkol diyelim ona. Bir şey işaret etmeyelim bir içeceği. Binal Bey sen şimdi kız istemeye giderken o alkolleri alıp da kız istemeye gidemezsin. Kapla. Ağzını alman önemli değil şimdi. Kız istemeye tamam, gidiyor. Tamam o alkollerle gidilmez herhalde. Daha kapıdan sana ben, kibarca bir bay bay yaparlar. Ay. Benim arabam var. Topuğum kırıldı. O karakol komutanı, karakol komutanı da... Dur be aman durun. Gelir. Doğru söylemiyorsunuz. Topuğum kırıldı ya. Işte, nazar bu. Neyse topuğuna tane... vurdu nazarlar. Ziyan yok. Dur şimdi bak bir kere oraya şey olmaz. Kız isteme bireyle geçmez. Sen arabanın yani, arasına gidilmez. Tamam ona geç. Tamam. Şimdi bak orada sen doğru söylemiyorsun. Aslında gidip kardeşinin şikayetini geri alın diye gitmen de gayet doğal bir yalan şey. Yalan söyle ben öyle bir şeyde ben sevmem o işi. Ben 500 bin hanalı köve sor. Tamam Bilal Bey ama bunlar nasıl sizi tanıdılar oradan geçerken de sizi arabanın içinde durdurdular? Durdurdular ya ben... Arabanın içinde durdurdular. Evet. Nasıl durdurdular? Önünüze mi geçtiler evet, böyle açlar kolu? Üçü de. Üçü de. Üçü dediğiniz çünkü kim? İki oğlu bir de kendi. Nerelisin dedi? Dürüklüyüm tabii abi dedim. Bak. Ama her dürüklüğü de alacak halleri yok ki yani değil abla mi? Şimdi bu abimle program varmış ya bu adamın. Hı. Yoksa da Reşit'in kardeşi misin dedi. Hı. Evet abi, evet dedim. İndirin şunu arabadan dedi. Yani burada bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu anlatılanlar içinde bir takım hı şeylerin yani Bilal Bey'in de söylediklerinin sizin de söylediklerinizin doğru olması lazım. Neyse yani bu da çok önemli değil. O kadar İndirin şey arabadan tamam, dedi. Tamam karakol komutanı o zaman bulsunlar. Şimdi bakın ben size başka bir şey söyleyeceğim. Muhtar da var. Bir ayağım da yanına kaldı. Muhtar da söylesin. Tamam muhtar falan da yanmış sizin köylerinizin muhtarı falan da ne güzel hareketli bir muhtarlı hayatı. Şimdi. Gelmiş. Muhabirimiz Erten Kılıç Gaziantep'te. Yanında da dün yayınımıza röportaj yapan hem de bağlanan beni Selahattin Bey'in çocukları Selahattin Bey'lerini çevirdi dedi ya. Motosikletten indirdiler. Evet. Sen bu kişi misin dediler. Sonra benim o kişi olmadığımı anlayınca bıraktılar dedi. Şimdi 3G bağlantısı bizim karşımızda. Görgü şahidimiz orada. Ertancığım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Şimdi Ertan'cığım senin yanındaki görgü şahidi Selahattin Bey ekranda gördü mü? Evet. Gördü. Peki kendisini motosikletten indirenler arasında Selahattin Bey var mıymış? Sor bir kendisine istersen canım. Hayır yok. Kendisine soralım. Selahattin Bey var mıydı? Hayır yok. Yoktu. Yoktu. Evet Müge Hanım, konuğumuz Selahattin Bey'in şahısların arasında olmadığını söylüyor. Siz şu anda televizyonu izleyebiliyor musunuz? Bir kameraman arkadaş gösterebilir mi? Ay, düşeceğim. Televizyonu şu anda görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Burak'tan rica edeceğim. Burak, televizyona bir döner misiniz? Tamam. Selahattin Bey, bizim görgü şahidimizin motosikletinden indirdiği kişilerin arasında yokmuş. Çünkü biz hem Selahattin Bey'in damadı hem de diğer oğullarıyla da röportaj yaptık.
O zaman Ertan'cığım sana zaman zaman bağlanacağız. Kendisini motosikletten indirenler arasında iddia ettiği yokta hangi kim var bakacağız, olur mu? Tamam Müge Hanım. Tamam canım, size kolay gelsin. Ben ayakkabılarımı alayım. Çok mersi. Gördüğünüz gibi yeşil ayakkabımız var. Her ne kadar topuklu olsa evet. Da. Ah. Ben de dedim ki ne oldu, başım mı döndü dedim ya, niye düşüyorum? Neyse. Artık zaten gördünüz diye takı falan takmıyorum. Farkındaysanız artık nasıl olsa taktığımı çıkartıyorum. O yüzden. Neyse, bu ayakkabılarımızı yanımıza koyduk. Artık şimdi günde 3 saat 4 saat yayın yapınca her şey olabilir yani. Şimdi. Selahattin Bey. Önce isterseniz bir damadınızla röportaj yaptık. Onu yayınlayalım. Şimdi iddia şudur ki Reşit Bey bu kaybolmadan bir gün evvel yine o çalıştığı yerin karşısında dün izlediniz mi? Bir hanımefendiye gitmiş. İşte şarkı sözü çıkartmış. O şarkı sözünü sizin evin altından atacakmış. Kapısının altından atacakmış. Sizin telefonunu istemiş. Telefonunuzu istemiş. Bu kızınızın yani damadınızın telefonunu istemiş. Şimdi adam biraz değil adam hastalanmış yani. Yani açacak mı sizin damadınıza telefon, onu bırak ben alacağım diyecekmiş. Şimdi biz de konuştuğumuz normal bir aşk meşk işi değil. Yani bunu hem size hem köye hem herkese anlatayım. Yani burada hani kız karşılık verdi de adam da onun peşinde gibi bir iş yok. Kızınız kaç yaşında? 30-35 yaşlarında. 30-35 yaşlarında. Bu beyefendi 61 yaşında. Görmüş, sevmiş, peşine düşmüş. Sonradan bununla ilgili cezaevine girmiş. Cezaevinde de bir kalp krizi geçirmiş. Dün hocam dedi ki herhalde beyin damarlarıyla ilgili de bir sorun oldu bu kriz sırasında. Evet, ama artık hiçbir şey hatırlamıyormuş ama varıyor. Orada bir kız vardı, ona gideyim. Şimdi normal değil ki anlatılanlar. 61 yaşında bir adam evli barklı kadına şarkı sözü çıkartıp da kapısının altına atar mı? Müge Hanım o hastaydıdır ama tamam kendinin kızı evlenmeden önce benim kocama telefon açıyor. O da diyor ki ben senin yaşında değilim deyince aşkın yaşı sorulmaz diyor ki bunun kızı. Bunu size kim söyledi? Telefonda ben paralelde dinliyorum. Telefon, ev telefonlarında dinledim. Ha, sen takip ettin onları. Hı. Telefonda öbür evde de o konuşuyormuş onunla. Ben de beri tarafta dinleyince ben ta ile kulağımla duydum. E tamam ama madem kız onu istese zaten adam da istiyor. Niye gitmemiş? Niye almamış o zaman kızı gidip? Hani madem adam bu kadar istiyor kapısının altından böyle şarkı sözleri falan atıyor da. E adam evli ama. E tamam evli de işte atıyor ama yani yapacak bir şey yok. Yani eğer kız istese o zaman olurdu zaten. İstemiştir. Nasıl istememiş Müge Hanım? İstekliydi. He. Zaten isteksiz olsa hiç yanına gitmezdi benim eşim. Hiç konuşmazdı onunla. İstekliydi kendinin kızı. Nasıl istekli değildi? İstekliydi. Bana ev tut şehirden. Bana her şeyimi çek, odamı hazırla, beni gel götür. Hı. Ben hepsini dinliyordum telefonlarda. Ya bunları sen dinliyordun. Ne diyordun peki eşine? Eşimle ben tartışıyordum. Hı. Ben zorla gitmeyeyim dedi bana her zaman. Ben zorla gitmeyeyim. Kendisi beni çeviriyor dedi. Gecenin 12'sinde beni gene çeviriyor dedi. Araba tutuyorsa sarı arabalar, stajin mi neyse onları tutup gece gene geliyordu. Anneme babama ben ilacı çirdim. Sen gel. Gece 12'lerde. Sen de hep bunları paralel telefondan dinliyordun. He, paralel telefondan dinliyordum. Kendilerine ilacı çürüyormuş, yatırıyormuş. Benim eşimi çağırıyormuş gece 12'de. Çok kalabalıklar evde mi? Nasıl çıkacak gece 12'de senin işin? İlacı içiriyormuş Müge'nin. Sonra nasıl peki o zaman ayrıldılar? Onu bilmiyorum nasıl ayrıldıklarını. Onu dinleyemedin mi telefondan? Onu bilemiyor. Tabii. Onu bu bahsettiğin 15 yıl önce. 15 yıl önce. Sonra bu kız evleniyor başka biriyle. Zaten ondan sonra, ondan önce zaten sonra benim kocam yanaşmadı, gitmedi artık. Gitmedi? Yok. Sonra hastalanınca mı tekrar gitmeye başladı? Hastalanınca. Onda zaten şuur yerinde değildi. Beynine dedi doktor bu 10 sene önceki 20 sene öncekiler dedi onları hatırlayaraktan yaparsa dedi. He, o da geçmişi hatırladığı için hı-hı. Tekrar diyorsun Selahattin Bey'in kızına şey yaptı. neyse vallahi bir şey söyleyemiyorum. Şimdi peki bu hanımefendinin bahsi geçen hanımefendinin eşiyle konuştuk. Eşi Erol Bey konuştu. Diyor ki ben de Reşit'i tanımıyordum. Bana mesaj attı. Ben de onu savcılar şikayet ettim. Bakın izleyelim. Görgü şahidimiz de izlesin Ertan'cığım. Bakalım bu şimdi röportajını izlediğimiz Erol Bey kendisini motosikletten indiren kişilerin arasında mıymış? Bir soralım. Reşit Kantar'ı tanıyor musunuz?
Yok, tanımıyorum. İsim olarak 5-6 yıl önce duymuştum. Telefonla rahatsızlık dolayı başlamıştı. Siz o zaman Elmas Hanım'la evli miydiniz? Şimdi bu röportajı dinlemeden önce ben bir görgü şahidimize sormak istiyorum. Ses gitti. Ses gitmedi. Sormak istiyorum. Bu kişi kendisini motosikletten indiren kişilerin arasında mı? Ertan'cığım, ben arasından her döndüğümde sen sor. Çok zor şey oluyor ya. 7-8 saniye. 3 kere bas oluyor. Sizin motorla durduranlar arasında ekrandaki bu kişi var mıydı? Damadı dediğimiz kişi. Ekranda şu an vardı. Damadı dediğimiz. Damadı var. Ekrana damadı verin. Evet, vardı. Yönetmenim. Evet, vardı. Daha ekranda şu an gözükmüyor ama. Kesin eminsiniz değil mi onun olduğuna? Evet, evet, eminim. Ertan, bak şu anda ekranda damat. Şu ekrandaki kişi. Tamam, o damadı oydu. Kesinlikle emin olduğunu söylüyor Müge Hanım. Tekrar soruyoruz. Sizin önünüzü kesen şahıslar arasında ekranda gözüken kesin olarak var mıydı? Kesin olarak buydu biri. Kesin biri buydu. Evet, teşekkür ediyorum. Bakın. Şimdi beyefendi dün demişti ki beni indirdiler, tam o sizin evin orada. Ondan sonra hani tam beni döveceklerdi, sopalarla silahla indirdiler. Sonra kendi aralarında konuştular, ya bu değil dediler. Ve beni tamam dayı sen işine git diyerek gönderdiler dedi. Yani aslında tam işte yani Reşit Bey'i aradığınızı ima ediyor bu beyefendi. Belki siz yoktunuz yanında ama damadınızı teşhis ediyor. Belki sizin haberiniz yok. Tamam, benim de haberim olmayabilir de Müge Hanım. O adam ne zamanmış bu gönlünü çevirdikleri, aradıkları, aynen, durdurdukları ve sordukları. Seçim zamanı. Damadımızı seçim tanıyorum. Günüydü diyor. Seçim zamanı. Bir? Seçim günüydü. Seçim günü. Hı hı. 7 Haziran. 7 Haziran seçim günü. Hı. Çünkü Reşit Bey kaybolmadan 20 gün kadar önce de yine sizin köye gelmiş. Hani sizin ailenizde herhalde bunun duyumunu almıştır, yeni geldi bu diye. Hayır, hayır, öyle bir şey değil. Evet, ondan sonra peşine düşmüş Erap'la. Evet, abla. Yok. Gitmiş Müge Hanım. Gitmiş. Tamam. Aynı köylüsü de bizim Samköy bir arkadaşı var bunun. Hı-hı. Ona telefonla açıyorlar. Bak, o Samköy'ünde adama bunlar. Buraya gelmesin diye, o karşıda adam. Öldürecekler bak adamı diye. Hı, öyle diye. Aynen belediye. Öldürecekler adamı diye. Gelmesin bura diye. Çünkü bunlar yalan söylüyor. Aynı adam ben. Aynı bunu biraz aynı ben içeri alan bu da. Biri de buydu işte. Hangi köydenmiş? Seni de mi dövenlerden biri? Aynen. Abla aynen. Başta da söyledim ablama. Dövdün mü seni yoksa? Aynen. Beni de dövdüler bunlar. Nereye vurdular? Ay hiç. Vurdular işte. Sumsuyla muzuna. Ne, hiçbir şey mi koymadılar benim? O kadar yani, bayağı. Evet evet. Niye şikayet olmadın sonra? Jandarma geldi. Kiya da dedi ki yeri oğlum git dedi. Boş ver dedi Mıktar. Boş ver dedi. Bunlar alışmış bu işe dedi. Jandarmayı kim çağırdı? Hele sor Müge Hanım kendine. Jandarmayı ben kim kimsenin çağırdığını görmedim. Ben yanında telefon etmedim jandarmaya. Yani. Şeyinle bir geldi. Sen yalvarmadın ama beni jandarmaya verme. Mıktarla bir geldi jandarma. Benim suatım yok. Benim eksiklerim var diye. Hiç boşa konuşma. Yalan söyleyen. Seni karakol komutanı da. Mıktarla bir geldi. Jandarma trafiğini aramaya kalkmadı mı? Yok, yalan söyleme. Sen yalvarmadın mı? Bak jandarma ne dedi? Ya yalvar ya komutanım. Git boşa konuşma. Şimdi o köyün mıktarı bunun akrabası. Muhtarın yanında bir de Azze vardı, bak. Onun yanında. Şimdiki Muhtar ne diye biliyor musun? Bunun benim çocuklarım. Bilal Bey, ben sizin neden Selahattin Bey'in evine gittiğinizi ve dayak yediğinizi anlamadım yani gerçekten. Ben yolda gidiyorum abla, yolda. Yani yolda giderken nereden sen sizi çevirmişler? Sen davanı geri çekmeye geldin. Davanı geri çekmeye. Ya iyi de Rahmi Bey, şimdi Selahattin Bey, sizin kaç oğlunuz var? 5. 5 tane oğlunuz var. Bir tane damadı var. 6. Yani ne yapıyorlar? Bir de Selahattin Bey 7 yani nöbetleşip tutup herkesi mi çevirecekler? Yani öyle bir şey olabilir mi yani? Öyle yapmışlar aynen. İşte bir başka vatandaşı da biraz aynen. Önce bizim muhabir arkadaşın tamam, yanında olanı da. Ama bu o sırada teyakkuzda olmaları lazım. Çünkü Reşit tekrar aklına gelmiş gidiyor o köye. Orası ayrı. Seçim günü herkese sokaklardadır. Şimdi Bilal Bey ondan daha öncesini söylüyor. Yani ne yapıyor? Bu aile 8 yıldır nöbet mi tutuyor kapısını? Yani aynen. Mantıksız bir şey ama bu birkaç kişinin de daha evvel çevrilmiş olması demek ki bunlar oradan geçen kimi her kişiyi çevirip kimmiş bu köyden misin? Reşit Bey'in yakını mısın? Varmamışlar mı? Karakol gelip bana dememiş mi? Senin bu çocukların çeviriyor. Geleni gideni bu nasıl iş diye soruyor Bilal'leri size. Ya Bilal Bey, söylememişler ama mi? Bak Bilal Bey, he? Şimdi senin dediğin gibi olmaz. Nerelisin? Dürüklü. Yani Dürüklü olunca sen Reşit'in kardeşi misin? Evet. Yani... Aynen Veletri'de bir üstelik
küfür ettiler. Al elinden telefonu dedi bu. Elinden telefonu al. Tamam, siz de biraz bunu hırpalamışsınız yani, evet. Selahattin Bey. Yani gelin şurada doğruyu anlatın yani. Tamam. Gelinleri bak eve çıkar, eve çıktı, bana çay demlandı dedi. Yok, yalan söyleme, yalan söyleme. Demledin mi çay? Yok, yalan söyle ya abla. Senin gibilerden ne çay vereceğim? Yedi tane çocuğumun ölüsünü görün. Bir dakika. Tamam, yani biraz da hırpaladınız. Ha. Çocuk üzerine yemin etmeyelim, biraz da hırpalandı. Şişeleri şişeye bırak, sen görünce. Şişeye bırak. Hı. Burada bir ölü var, şişeye çocuğum bırak. Çocuğum birine de dedim, gel oğlum bunun arabasını aran hele dedim. Hı. Arabası da mı dolu dedi. Sen benim arabamı aramayan... Aynen oğlan vardı, arabayı aradık ne? İnancın olsun kına Müge Hanım. Ay kendini yüze alın. Sen jandarma mısın? Sen şu an jandarma mısın da benim arabamı? Arabanın içinde? Şeyi, arabanın içinde kim var dedim. Şişeleri, şişem mi var, var. Başka adam da var mı diye. Hı. Git bak, git de oğlan bak. Sen şimdi benim arabama yani. Yakın yok ben yolda. Ben jandarmayı aradım. Jandarma sen trafik memurusun. Yakasından tuttu. Komutanım ben işte ameliyat geçirdim, bilmem ne yaptım, hastalık geçirdim. Ameliyat geçirdim. Yalan mı söyledin ya? Yalan söylemedim Müge abla. Kardeşime tamam, gerek yok. Kardeşime kesme lafımı. Kardeşime ciğer mi verdin? Tamam. O anda karakol komutanına dedim bırak elleme dedim. Dedi ki ne seni dedi ben şeye de çağırayım da dedi jandarma trafiğine sana güzel de bir ceza yazsın dedi. Ya komutanım dedi benim dedi ruhsatta eksiklerim var işte şunun bunun yalvardı. Bana dedi ne diyorsun dedi uzadın. Ben dedim ya bırak komutanım dedim. Al götür şunu yav serhoşu başımdan yav. Al götür dedim. Muhtar da vardı. Bak o yalan değil. Muhtar da geldi. Karakol komutanı Muhtar'ı da aldı geldi. Bir de yanında Azza verdi. Anladım. Üçü geldiler. Neyse siz anlattınız. Bence al, herkes götürdü. Buradan anladığını bana anladı. Bana sordu karakol komutanı. Geri şikayetçiysen dedi seni de götüreyim dedi. Arabana bin gel dedi. Ben dedim ben bunun neyinden şikayetçi olayım. Zerhoşum dedim. Zaten bunların yıktığı evler saray gibi dedim. Ne bunlar dedin? Geleni gideni kendiler çevirir. Her tarafta isimleri geçer. Girin bilgisayarınıza bakın. Ne kadar sabıkaları var. Ama dün sen bunları tanımıyor musun? Benim bir sabıkam var da sana 100 sabıka çıkartırım. Senin ne benim tamam, sabıkam var? Tamam çıkart benim sabıkam. Yalan söyleme bir defa. Tamam oralara girmeyelim. Şimdi damat beyi izlemeye devam edelim. Reşit Kantar'ı tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. İsim olarak 5-6 yıl önce duymuştum. Telefonla rahatsızlık dolayı başlamıştı. Siz o zaman Elmas Hanım'la evli miydiniz? Evet evliydiz. Eşinizle bu konuyu konuştunuz mu hiç? Bu Reşit Kantar seni niye rahatsız ediyor falan diye. Telefona rahatsızlık geldi. Eşimle ilgili isimler, mesajlar geldi. Ne yüzde ona vardın falan. Sen onu neden hanım ediyorsun kendine falan gibisine. Böyle 3-5 mesaj attı. Biz dedik ya bu kimmiş aradık. Yine bir cevap çıkmadı. Numarayı savcılığa verdik. Bu adam böyle bir mesaj atıyor. Niye böyle mesaj atıyor diye hiç konuşmadın mı eşin? Eşimle konuştum da yani biz mahkeme gününe kadarını şahsı bilmiyorduk. Eşiniz size Reşit Kantar olduğu ortaya çıkınca onu daha önceden tanıdığını falan söyledi mi? Ben eşime sordum yani böyle bir yakınlaşma gibi bir sıkıntı bir şeyler oldu mu dedim. Yok dedi eşim eğer bende bir istek varsa dedi ben neden gitmemişsin dedi. Ben seninle evlilik yapmışsın dedi. Reşit Bey eşinize mektup falan yazmış. Şarkı sözleri falan yazıp evin önüne atmış. Bunlardan bilginiz var mı? Elime geçen olmadı. Söylenti oldu. Zaten biz mahkemeye verdik. Ondan sonra da yani şahsı görmedim ben. Cezaevinden çıktıktan sonra hiç görmediniz mi? Cezaevine olayla ilgili veya başka bir olayla ilgili girip girmediğini bilmiyorum. Ondan sonra hiç Reşit Bey buralarda gördünüz mü? Yok görmedik. Zaten yani biz günlük şehirdeyik, çalışıyoruz. Patoz çektirmeye, patozcular komşu tarlalarda çalıştılar. Sabahleyin sizin tarlada çalışacak diye söylediler. Yani sırayla patoz yapılıyor. Sonra gittik tarlaya patoza. Saat kaç sıralarında gittiniz? Sabahleyin 6 civarı çıktık. Buradan gittiğimiz yer köyün öbür başı. Yürüyerek gitsen 45 dakika, 1 saat gibi. Patoza gittiğiniz yer bu dağın arkasında mı? Yok, 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 yok. Yani arazilerin içi düz tarlaların olduğu yer. Yani bu çiftliklerin, ahırların olduğu semt. Oraya gittik. Biz saat 12'de eve geldik. Gece 12'de mi geldiniz? Gece 12'de geldik. Peki o arada hiç eve falan geldiniz mi? Yok eve gelmedik. Yani bitirene kadar eve gelmedik. 12'de patozla beraber kimse geldi mi buraya? Evet patozcuyla beraber geldik biz eve. Kim geldi? Patozcuyla Cuma ve Mahmut kaynım geldi. Bir de biz vardık. Biz de traktörle geldik. Zaten patozcunun 2 tane traktörü var. Bir de bizim traktör 3 tane. Gündüz 12'de gelen oldu mu? Yok yok. Gündüz eve gelmedik. Sabahleyin gittik. Zaten akşama kadar yani 11.30-12 civarına kadar. Yemeği almaya kim geldi? Zaten burada yemek hazırlanıyor. Traktör buradan
saman dökmeye geliyor. Patoscularla yemeği almaya gelen kayınbabam oldu. Patoscunun traktörüyle, patoscuyla birlikte geldi. Yemeği aldı, oraya geldi. Sonra yine işe devam ettik. 12'de bitti işimiz. Dedik sabahleyin devam etsek falan dedik. Dedi patoscu sıra dedi çok dedi. Ben bugün bitireyim ki yarın başka yerlerde çalışacağım dedi. Yani gece uzun sürmesi sebebi oydu. Gece uzun sürmesi sebebi o yani. O gün kaç kere saman getirildi buraya? 8-10 sefer gelmesi lazım. Kimler getiriyordu? Traktörleri kimler kullanıyordu? Patoscular kullanıyordu. İkisini patoscular kullanıyordu. Kayınbabanızın traktörünü kim kullanıyordu? Kayınbabamın traktörü yani buğday romorka biriktikçe dolunca geliyordu. Zaten romor iki sefer dolmadı. Bir sefer doldu onu döktü. Kalan yarım traktörünü de patoscularla bir gece döndük. Eve geldik. O gün Reşit Kantar'ın siyah kedi marka bir araçla kovalandığı söylendi. Sizin böyle bir aracınız var mı? Evet aracım var. Üçüncü ayın 30'unda kaza yapmıştım ben. Sigorta şirketleri anlaşamayınca arabamı yaptıramadım. Çalışmıyor muydu yani? Çalışıyordu ama yani ikinci vites, üçüncü vitesle yani 40-50 ile gidiyordu. Ne zaman yaptırdınız arabayı siz? Arabayı bu olaydan sonra. İşte ne kadar sonra? İki ay civarı oldu yani zannederim. Öyle yaptırdım. Bir görgü tanığı yol üzerinde sizin kendisini durdurduğunuzu, Reşit Kantar olup olmadığını sorduğunuzu, arabada da silah ve sopa olduğunu söyledi. Böyle bir olay oldu mu? Öyle bir olay olmadı. Öyle bir olay oldu da o gün yani niye jandarmaya başvurmadı? Beni böyle birileri çevirdi, ben tanımıyorum şahısları, arabayla, silahla. Ben böyle bir tehdide uğradım diye niye başvurmamış jandarmaya? Reşit Kantar'ın kaybolduğu gün ailenin Reşit Kantar'ı kovaladığını ve bunu marketin önünde olduğunu, sizin de onlarla beraber olduğunuzu, sizin aracın bagajına bindirerek oradan uzaklaştığınızı söylediler. Böyle bir olay oldu yani o zate kadar niye beklentilmiş? Reşit Bey kaybolduktan sonra Reşit Bey'in ailesi sizi rahatsız etti mi? Yok biz görmedik. Buraya olay günü komutanların yanında burada küfürlü, hakaretli sorun yaptılar gittiler. Peki ondan sonra daha hiç geldiler mi sizin yanınıza falan? Yok bizim yanımıza gelmediler. Reşit Kantar'la ilgili tüm şüpheler sizin ve eşinizin ailesi üzerinde. Herkes bir şey söylüyor yani kimsenin ağzını tutamıyorsun. Vallahi. Arabayı nasıl yaptırıyorsun sen? Arabayı adamı vurdun bir tarafa attıyız. Ondan sonra motoru da bir tarafa attıyız. Ondan sonra gittin yaptırdın. Jandarma geldiği sürece dediyiz ki jandarmaya biz gaza kaçırdık dediyiz. Ben ne diye köyün bunun akrabası Mıktar. Abla bu geç kalınmış bir olay diye ya bu. Evine vardım kardeşim bu adam hastaydım. Mıktar ne diye bana. Bu geç kalınmış bir olay diye bu adam öldürse etmişler diye bu. He ya. He. Siz kaç kardeşsiniz Bilal Bey? 4. Yani neden acaba Selahattin Bey her şey sizi işaret ediyor değil mi sizin aileyi? Bu dedikodulardan dolayı mı acaba insanlar? Bu dedikodudan dolayı Müge Hanım bunun işte kağıt zamanında kağıt atmasından dolayı mektup atmasından dolayı. Bu şarkı sözü mü atıyordu? Onları da ben elime geçti. Şarkı mı atıyordu? Hayır işte sen şöylesin ben böyleyim işte senin kızınla evlenmem icap ediyor bilmem ney. Böyle size bir şey mektup yazıyordu. Böyle kağıtlar yazıp yani sayfa sayfa bir şu kalınlıkta doldurup defter dalgası diyeyim yollara atarak gidiyordu. Hayda. Ben bunu size soruyorum. Yani bu hastalanmadan önce ama. Evet. Ben de bunları topladım. Götürdüm gözümün gördüğünü veya konunun komşunun bulup verdiğini bana götürdüm ben de savcılığa verdim. Ama şikayet hiç normal şeyler değil bunlar şikayet yani. Edince bizi mahkemeye çağırınca kardeşiyle kendi korumalığa gelmiş. Birkaç tane daha vardı orada. Oğlum ben kardeşimi, ben kardeşimi... O günle mahkemeden çıktığımız gün evime serhoş geldi. Serhoş. Sen o serhoş ayağını bırak benim kardeşim. Serhoş geldi. Ben kardeşime iyi demeyeyim bak. Ben kardeşime iyi demeyeyim. Namuslu bir kelime konuş gözümün yani. Ben kardeşime iyi demeyeyim. Ben cenazesini arıyorum. Tamam mı? Ben cenazesini arıyorum. Sen o kardeşin şeylerini bul. Yolda gezen korumalarıyla senden haberim. Yolda gezen adamı ne diye çeviriyorsun? Öbür adamları niye çeviriyorsun? Kaskı çıkartıyorsun adamın kafasından. Reşit dersin diyen. Ben bu zamana kadar öldürmedim de boğulmadırdım senin kardeşini. Selahattin Bey senin bu senin başının altında. Hiç kimsenin de. Hiç kimsenin başının altında. Ben senin başın. Senin başın. Kaynın ve sen ve korumaları. Dünkü çocuk. Onların başının altında. Doğru söylüyor. Senin başının altında. Esmer. Ben de sizi suçluyorum. Bir de kendinin oğlu. Biri Esmer biri de bu.
öldürenlerin. Peki sizce ailesi karında ne yapmış olabilir Reşit Bey'e? Buyur. Ailesi neden böyle bir şey yapmış olabilir? Ben seni tanımıyorum etmiyorum. Bir saniye. Yani neden sizce ailesi kayıp etti? Korumalarıyla. Kendisi ailesiyle durmadan kendi kardeşine yanımda evime gelip de küfür etti. Şimdi söylenecek hanak değil. Tabii tabii söylemeyin küfürleri. Onu da açmayalım. Şimdi patos denen şey nedir Selahattin Bey? Yok kesme. Patos denen şey nedir? Bu da arpayı çeken makineye patos denilir bizde. Patos denir. Evet. Siz de o sabah kaç oğlunuz ve damadınız patosa gittiniz? Biz aileceydik. Yani? Ailece dağda çalıştık. Yani kaç kişi? 5 oğlum, bir damadım, bir de ben. Siz 6... 2 de patoscu vardı, 7 kişi. 7 erkek gittiniz oraya. Hanımlar şeyde mi kaldı? Hanımlarımız evdeydi. Evde kaldı. Evet. Siz ama anladığım kadarıyla o patos böyle buğdayı yaptıkça gene evin oraya getirmişsiniz bir kere. Saman geliyordu. Saman. Aralıklı. Buğda gelmedi. Buğda az geldi tenesi. Gece geldik. Yani siz sabah 6'da çıktık diyor damadınız. Gece 12'ye kadar o patosla mı kaldınız? Evet. Patos mu patos mu? Patos. Patos. Zeyle. Patosla kaldınız. Evet. Sonra bir yemek almaya mı gittiniz eve? Yemek zaten saman geldikçe motordan gelip gidiyor. Kürek kazmanla gidiyor. Su tükenir, su gelir. Yani yemek, siz köye gidip gelebiliyordunuz yani. Eve diyeyim. Aralıklı gelip gidiyoruz. Bir tek siz mi gidip geldiniz yoksa diğer oğullarınız, damadınız gitti mi? Patoscu zaten motorunu kendi sürüyor. Ben niye süreyim ki? Siz hiç ama eve uğramadınız mı? Uğradım. Orada sonra yalan söyledi işte durakla. Sizden başka diğer damadınız ya da oğullarınız da eve uğradılar mı? Yok, onlar uğramadılar. Hatta patosun saman üfürdü, uşak var kırıldı. Kırılınca kaynak icap etti. Beni o anda eve yemek falan almaya gelmiştim. Geri arabaya bindim, gittim. Şakmayı aldım, getirdim. Aynen köyde kaynattırdım. Orada geri döndüm tarlaya aynı. Patozcuyla geldim anladım. O da. Ama patozcuyla gelmek şart. Patoz yapılan tarlayla sizin evin arası anladığım kadarıyla çok uzak bir mesafe değil. Yani gidip geliniyor, gidip geliniyor. Yakın mesafe. Yakın mesafe. Yakın mesafe. Traktörle yakın ama yaya gidersen aşağı yukarı 40-45 dakika sürer. Traktörle ne kadar sürüyor? Traktörle ne? 10 dakika, 15 dakika sürer. Anladım. O zaman traktörle 15 dakikaysa mesela normal bir araçla 7-8 dakika sürüyor yani. Çarşamba günü fikri nereden çıktı? Polis mi yazdı, savcı mı attı kafadan, ne oldu? Nereden bulundu bu çarşamba günü? Hocam çarşamba günü yani ben gitmiş olsam evde olmamış olurdum. Yani yatağı yüklüyordum ben. Gece işe gidiyordum yani. Ama ben şeyi soruyorum. İfadede neden çarşamba günü söyledi? Hangi kız kardeşin çıkmıştı senin çarşamba gecesi evden dışarı pastaneye gelmişti? Hangisi çıkmıştı? Zehra mı çıkmıştı? Çarşamba gecesi pastaneye yanına gelen kardeşin hangisi gece? Gelmedi ki Müge Hanım. Konuştunuz ya burada geldi diye konuşmuştuk ya şimdi geçmiş zaman. Ben de artık o kadar hatırlamıyorum da. Hani geldiğini konuştuk ya biz dedik hani burada nasıl çıkıyorsun sen gece saat 11'de 12'de dışarı hatırlasana. Tamam orayı hatırlıyorum da. Hangisi? Zehra beraber mıydı? Beraber gitmişiz. Zehra ile beraber gitmişsiniz. Yok öyle diyor ya. Ben imalata gidiyorum. Daha da geri dönecek halde değilim. Nasıl geliyor yani? Ama Zehra geldim diyor. Yani gelmedi ama yanlış hatırlıyor söylemiş olabilir. Ben gece 12'de gidiyorum işe. O da benden beraber gelirse ben bir daha niye getireyim onu geri? İşte ben gidiyorum işe çalışmaya gidiyorum. O tek başına bir daha nasıl dönecek geri? Hangi gün oluyor bu Zehra'nın dediğine göre? Hangi gün dediydi onu? Çarşamba. Ya gelmedi Müge Hanım ben hep tek başıma gidiyorum. Tamam gelmediyse o zaman bir yere gitti ki bir yere gittiğinde nereye gidilecek dediğinde Ahmet'le pastaneye gittim oldu. Ama bir yere gitmiş demek ki gittim dediğine göre. Orayı yanlış söylüyorum Müge Hanım. Yani dediğim gibi gece ben işe gidiyorum. De onu niye benden beraber geleyim de bir daha geri getireyim. Ben ama çarşamba işe... günü çıktığını söylüyordu. Peki bu kıyafetleri bilen hangisiydi? Hava. O da Hava. Hava ile Zehra ikiz kardeş mi? Yok. Onlar ayrı. Burayı mı buldun canım? Ya.
Bunu nerede vermişsin sen bu ifadeye bakayım? Akçaabat Polis Merkezi'nde vermişsin. Senin sevdiğin polisler bunlar. Tanıdıkların olduğu yer. Ha. Bak aslında bunu sen şey de söylemişsin. Ben ve Mehmet Ali abim yengimi buluruz düşüncesiyle yayı olarak Salacak mevkine gittik. Deniz kenarlarında belli bir müddet arama yaptık. Sabah 23 sıralarında geri döndük. Sabaha kadar yatmayıp evle karakol arasına geldik falan filan. Şimdi çarşamba günü babam ve abim Hasan Şükrü birlikte emanet olarak almış oldukları beyaz kartal otoyla Salacak bölgesine giderek yengemin bağlı bulunduğu kulübeye bakarak yengemin sağ olup olmadığını kontrol ettiler. Sağ olduğunu görmeleri üzerine geri döndüler. Bu konu babam, abim Hasan Şükrü ve benden başka kimse tarafından bilinmemektedir. Abim ve babam geri döndükten sonra bana yengemin hala daha kulübede sağ olarak ağzı, elleri ve ayakları bağlı şekilde durduğunu söylediler. Bu durumdan kimseye bahsetmememi istediler. Ayrıca babam bu saatten sonra yengemin kaybolmasıyla ilgili herhangi bir kimseyle telefon görüşmesi yapmamamızı, telefon görüşmelerimizin polis tarafından dinlenebileceğini tembihledi. Evet. Doğru mu bu ifaden? Hı? Babanın sana böyle bir ikazı oldu mu? Telefon konuşması yapma sakın kimseyle, dinlenir telefonlar diye. Böyle bir ikazda bulundu mu baban? Bende telefon yoktu Rahman Hocam. Yoktu. Yoktu. Abim aldıydı. Yani telefon olmayabilir. Senin telefonunu abin almıştı. Seyfettin almıştı. Seyfettin'in telefonu da kırılmıştı. Değil mi? Kendisi kırdıydı onu. Seyfettin kendi telefonunu kırdı yengen kaybolduktan sonra. Evet. Ondan sonra senin telefonunu aldı kullanmak için. O telefonla oldu. O da mı kırıldı? Yok. O abimde kaldıydı. O abinde kaldı. Yani sende de telefon yoktu zaten. Yoktu. Anladım. Sen niye verdin telefonunu? Aldı. Ne bileyim. Verdim işte. İsteyince vermek zorundasın, öyle mi? Baban dedi mi size telefonla konuşmayın diye? Derdi. Ha? Dedi mi telefonla konuşmayın, polis dinler dedi mi? Yengem ölü bulunduğunda ha. Mehmet Ali'ye söyledi. Neden? Dedi, gitti de abini çağır dedi. Hı. Ölü bulunmuş, vahı gebirli bir kadın dedi. Hı. Mehmet Ali dedi, arayayım onu telefondan da gelsin. O da dedi, emniyet dinliyor telefonlar falan. Hı. Gitme git dedi. Yani Mehmet Ali dedi ona ki, yani abime arayıp söylemenin ne sakıncası olabilir ki? Hangi abine? Hasan Şükrü mü? Hasan Şükrü. Ne sakıncası olabilir ki sen böyle diyorsun? Hı. Bu yani. Bu. Ama burada anlattığın babam... bu durumdan kimseye bahsetme dedi ve çarşamba gününden sonra yengemin kaybolmasıyla ilgili herhangi bir kimseyle telefon görüşmesi yapmamı... Bilmiyorum. Ondan polislerin arasında. Bir ceset bulundu Sıcak. Sence kaç saat önce öldürülmüştür? En fazla oraya atılması, bir de soğuk hava. Bir saat bilemedin, iki saat içinde buldular onu o zaman. Kaçta bulundu Nazmiye? Akşamüstüydü Müge Hanım herhalde. 4 gibi. Size de polisler dediler ki daha da sıcaktı bulunduğunda. Yani oraya gidenlere dedin. Gidenler de dediler ki Nazmiye bulunduğunda sıcaktı. Sen de diyorsun ki sıcak olduğu için benim aklıma birkaç saat önce öldürülmüş gibi gelir. Benim de aklıma öyle gelirdi. Dışarı o zaman Ahmet 12 saat önce öldürüldü. Nereden biliyor? Ahmet ifadesinde diyor ki sabah 4'te öldürdük, oraya attık diyor. Madem bütün bilgileri halasından aldı. Polis falan daha sıcaktı dediğine göre bunun demesi lazımdı ki biz 12'de öldürdük attık. Onu da bilmiyorum. O sırada yani. Bunu devlet de bilmiyor. Devlet bunu 3 sene sonra İstanbul Adli Tıp'a başvuruyor. Yanıt geliyor ki sabaha karşı öldürülmüştür bu kişi diye. Devletin bile 4 yıl sonra öğrendiğini Ahmet nasıl doğrusunu biliyor? Sabaha karşı 4'te öldürüldüğünü demediler mi bize? Biz öyle duymadık. Polis size ceset sıcaktı der. Olayla ilgin yoksa 12'den sonra işte ölen öldürüldüğünü düşünürsün. Ama bu işin içinde olan varsa anlatırken o vücut sıcaktı da dese bilmem ne de dese biz sabaha karşı attık der. Sen sabah 4'ü nereden çıkardın? Sabaha karşı oraya atılmış olsa akşamüstüne kadar onu orada hiç mi kimse görmedi ki akşamüstü bulundu? Görmemiş çünkü bak nereye atılmış işte. Emniyetten dediler bana yeri göstereceksin bize, yengenin atıldığı yeri. Tamam dedim ben de. Emniyet sağ tarafımızda kaldı. Buradan nereye çıkacak? Vahf-ı Kebir'in girişine. Sol tamamen deniz, belirgin hiçbir nokta yok. Sağ taraftaysa tamamen evler var. Sen o gün nasıl çıkardın Ahmet bu yolu? Polisler götürdü beni denilen mevkiye. Mevki neresi?
geçtik mi burayı, ne bileyim. Buralar mıydı? Evet. Olay yeri neresi Ahmet? Olay yeri şurası. Polislerle beraber biraz ileri gittik, orada indik, karşıya geçtik. Nasıl oraya geçtik diyorsun? Nereden biliyorsun hakikaten? Halen de daha belirgin bir şey yok. O yüzden Mehmet Ali diyor ki ben gidince bulamam. Bakfı Kebir'in girişi orası işte Müge Hanım. Vakfı Kebir'in girişine geldiğini nereden anladın? Tabela var ya. Şu tabela Vakfı Kebir'in işte nüfusunu söylüyor. Tamam, tabelanın neresinde Nazmi? Demir parmaklı yerler var ya, oradan aşağı atılmış dediler. Yol gibi bir yer iniyor dediler. Tabelayı geçer geçmez mi? Tabelanın oralarda dediler. Bakalım tabelanın orası mı şimdi? Polislerle beraber biraz ileri gittik, orada indik, karşıya geçtik. Araç karşıda durdu. Siz buraya geldiniz. Buradan nasıl gösterdin Ahmet? Dediler şuraya mı attınız? Hayır dedim. Adam onların tarif ettiğim mevkiyi aklıma getirdim. Sen de ona göre kafanda canlandırdın. Polis sana diyor ki burası mı? Ben eğer bilmiyorsam, polis de beni zorluyorsa ama burası derim ben yani. Hayır, sen diyorsun ki burası değil. Buraya kadar getirmişler Ahmet'i zaten. Göstermişler, demişler burası mı? Ahmet zaten buradan baktı mı o tarafta görünüyor yakın yani. Aşağıya attık demiş ifadesinde. Demez. Aşağıya buradan attık. Aşağıya doğru da yol iniyor dedim Müge. Bu noktayı nasıl buluyor? Polis getirmiş onu buraya. Öyle söylüyor kendisi. Polis eğer buna zorla bir yer gösterme yapacak olsa barakada niye bu adam yalan söylüyor diye tutanak tutsun savcı arasın? Bilmiyorum yani Müge Hanım. Şuralarda bir yerleri gösterdim işte. Aşağıya da indiniz mi? Evet, indik. Buralarda bir yerleri gösterdim işte. Kesinlikle böyle bir şeyi bilmediklerini, bu kadar tarif etmediklerini sana söylüyorlar. Ben o zaman nereden biliyorum? Bunlardan duyduk yani. Burayla tabelanın arası yaklaşık 200 metre bir uzaklık. Buralardan da aşağıya inilebilir ama. Artık kaç tane iniş yolu var orasını demediler bize yani. Tamamen tahmin etti. Tahmin. Ve tuttu. Artık tuttu yani. Akçaabat tabelası 200 metre ötede. Burada da bir tane demir var. Buradan indik, buraya attık diyor. Çıkıp baktığın zaman Akçaabat tabelasından buraya gelene kadar aşağıya ineceğin 20 çeşit yer var. Nasıl burası? Attım tuttu diyor. Tamam, kardeşinizi koruyalım. Bu anlattığının da doğru olmadığı da ortada ama yani şimdi kim kimi kandırıyor? Duvar diyor ama duvar. Buradan öteye duvar var. Bir gösterin bakayım ya. Anlatırken şöyle anlatabilir. Tam bir duvar başlıyordu. Demir. Demirin kenarının hemen bilmem nesinde falan diye anlatması lazım. Onunla hemen karakolun bahçesinde o analitik zeka ile anlatılan bilgiyi beynine yerleştirmesi lazım. Tabelayı görünce de duvardı, şurasıydı, burasıydı, tabela deyip buraya göstermesi lazım. Ahmet de yaşı küçük olduğundan dolayı biri anlatsa bile Ahmet'in bilmediği bir yeri yine gidip göstermesi mümkün değil. Gidip o zaman birebir orada olması lazım ya. Ahmet Akçaabat'tan şüphe çekecek bir şekilde ayrılmadı ki. Gece işte çalış, gündüz geldi, 1-2 saat karakolda takıldı, gitti yattı. Bu süre zarfında nasıl gidip Vakfı Kebir'e gidecek de o işi yapacak, ondan sonra geri gelecek, şüphe çekmeyecek. Mehmet Ali Bey'in şu sözünü bir daha bir dinleyebilir miyiz Mehmet Ali? Teşekkür ediyorum canım benim. Yani burada hani günlerdir nefesimi tüketmemin demek ki aileden birini en azından etkileyebilmişim diye. Mehmet Ali Bey'in şu sözünü lütfen rica edeyim başından. Yaşı küçük olduğundan dolayı biri anlatsa bile Ahmet'in bilmediği bir yeri yine gidip göstermesi mümkün değil. Gidip o zaman birebir orada olması lazım ya. Ahmet Akçaabat'tan şüphe çekecek bir şekilde ayrılmadı ki. Ya Müge Hanım, ben burada her şeyi anlayarak, bilincinde olarak konuşuyorum ama. Hani mümkün değil çünkü yani. Değil mi? Mümkün değil. Yani halanın, onun, busun, kim ne söylerse söylesin. Onların karakol bahçesinde onu görüp anlatmasıyla gidip orayı bulması mümkün değil. Mümkün olmayan bir şey daha var. İşte Allah bu yani. Ya başka bir şey söyleyemiyorum. Aynı gün emniyet yetkililerinin hem barakayı hem de yer göstermeyi aynı güne almaları. Ve yer göstermede, yani bu da işte kurban olduğum Allah'ımın işi. Yer göstermede Ahmet'in yalan söylediklerini düşünüp savcıyı aramaları, bununla ilgili tutanak tutmaları. Eğer o gün, şimdi ben nereden bilebilirim hani polis baskı mı yaptı, yapmadı, o bana polis baskı yaptı der. Ben onun sözüne inanmak durumundayım aslında. Ama öyle elimde yapıyoruz. Öyle bir belge var ki, o belgede polisin baskı yapmadığı açık ve net ortada. Çünkü bir sayfa var. Sayfanın başında bizi bir barakaya götürdü ama hayır, burası değil diyor polis. Eğer orası dese ben çünkü polise burada döneceğim, diyeceğim ki madem orasıydı da ne aradınız siz orada? Nazmiye'ye dair bir saç izi mi buldunuz? Bir tırnak mı buldunuz? Bir DNA mı buldunuz? Ama yapmamış polis. Gitmiş. Demiş ki Ahmet bizi bir yere götürdü. Açmış savcıya. Demiş ki savcı hanım, bizi şüphelinin götürdüğü yer bizce Nazmiye'nin tutulduğu yer değil. Baktığın tutulduğu yer burası olamaz. Ne yapalım demiş.
Polis savcıya bağlı çalışır. Biz her şeyde polis diyoruz ama aslında onun başı savcıdır. Savcı da demiş ki alın getirin. Getirirken... Şimdi polis arkadaşların dikkatinden kaçmayan örümceklerin çözülmemiş olması. Yani inanmamışlar halinde. Yani oraya bir insan bir veya birkaç kişinin girmesi halinde o örümcek ağının dağılması lazım. Bozulması lazım. Bozulması lazım. Bozulmadığına göre oraya herhangi bir giden yok. Peki eğer madem polis Ahmet'i bir şeylere zorluyorsa, evet, neden polis Ahmet'i zorla oraya götürüp daha sonra da hayır burası değil diye tutanak tutsun? Tabii ki. Yani orada polis için söylediğin, yani polise attığın suçun diyeceğim. Çünkü sen de polisi suçluyorsun sonuçta. Doğru olmadığı o tutanak da belli. Ben eğer polis olarak sana bir şeyleri zorla kabul ettirmeye çalışırsam seni bir yere götürüp sonradan da burası değil diye not tutmam. Aynı polis memurları oradan çıkarken, ben bizzat da konuştum, oradan çıkarken sana soruyorlar, tutanağına da aynı böyle işliyorlar. Biz yoldan geçerken neresiydi, nereye bırakıldı yengen diye sorduk. Hatta bazı yerlerde yavaşlamışlar, Ahmet hayır buraları değil demiş. O Nazmiye'nin ölü bulunduğu yeri de bilerek hızlı geçmişler. Bakalım dur, hızlı geçerken dur, aynen bizim muhabirimize yaptığı dur, gibi. Dur geçtik, dur, geriye gelin demiş. Burası değil demiş. Aynısını aslında bizimle de yer göstermede yapıyor. Evet. Geriye dönmüşler, evet, ve Ahmet'e orayı bulmuş. Ve işte atıyorum orası Allah'ın sahili. Sağa da atılır, sola da atılır. Sağ tarafta burada demiş. Tam da gösterdiği yerde bulunuyor Nazmiye. Zaten Ahmet bir ifadesinde diyor ki, bu diyor demirlerden, daha doğrusu demirler demiyor, sahilden aşağıya attık. İlk ifadende sanırım ben vurdum demişsin. Abim tuttu, Hasan Şükrü tuttu, ben vurdum demişsin. Bir ifaden öyle. Bir ifadende de avukatla verdiğin ifadende de daha sonra savcılık karşısında beni arabada bıraktılar. Ben hiç olaya karışmadım. Onlar vurdular, geldiler. Babam sopayla geri geldi demişsin. Şimdi tam da gösterdiğin yer burası. Ben zaten burayı gördüğüm zaman dedim ki bak hep Nazmiye atıldı deniyordu ya. Demek ki buradan atılmış. Çünkü bu sahilde nereden atıldığını da bilmediğimiz için sahili bilemiyordum. Bakın tam o buradan önce bir aşağıya atıldığını söylüyor Ahmet. Atıldıktan sonra inmişler, bakmışlar artık kim bakmışsa yaşamıyor. Ama yaşıyor Nazmiye, bunun üzerine sopayla alıp başına vurmuşlar. Ahmet'in ifadesi bu. Çok da mantıklı. Ama bunu polis yaptırdığı şeyinden geçin tezinden. Polis burada kendini o belgede aklıyor. Başında aklamış. Yoksa ben de polisin babasının oğlu değilim yani, o da benim babamın oğlu değil. Evet. Polis belgesinde onu aklamış. Sen götürmüşsün. Nasıl götürmüşsün? Mehmet Ali de diyor ki bu böyle tarifle falan orası anlatılmaz. Eğer anlatılacak olsa çocuk zaten bu kadar izledi. Biz ona dedik ki gelsen bize göster. Ben bulamam dedi yani. Daha dürüstçe davranıyor. Sen buraya nasıl gittin? Nasıl burayı buldun? Yani soru bu aslında. Hiç gitmişliğim yok Müge Hanım Afkebir'e. Bak bakayım, hiç gitmişliğin yok. Yok. Valla gitmişliğin oldu desen zaten. O zaman mesela hani halam bana dedi ki yüzmeye gittiğimiz yer dedi de ben de hani orayı tahmin ettim falan dersin. Hiç gitmişliğin olmadığı bir yerde buranın da ne halan ne enişten ne bilmem kimle anlatılabilecek bir durumu yok Ahmetciğim. Bak hayatta olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Bu olmaz. Hani olmuyor, ne yapayım yani? Hani boşa koyuyorum, dolmuyor, doluya koyuyorum. Peki bir şey söyleyeceğim ben, müsaade ederseniz. Burayı biliyor. Tamam, geldi, işaret etti ve gösterdi. Bunu da doğru olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Bunu söyleyen çocuk 5 dakika önce tutulan yeri niye yanlış adres gösteriyor? Belki de oraya hiç gitmedi çünkü. Oraya gitmemiş olabilir. Yani tamamen itiraf etme niyetinde olsa... Niçin, neden yanlış yerde tutulduğunu çünkü gösteriyor. Çarşamba günü yemek götürüldüğünü falan biliyor ama yemek götüreni olmayabilir. O yüzden. Ara başka verelim. Kim götürebilir ki Müge Hanım? Ya. Bu
Bir baba olarak yaptığı her şeyden çocukları ve biz etkileniyoruz. Bunda uzun ellilik veya hırsızlık hastalığı var, öyle söyleyelim. Altın gördüğü zaman dayanamıyor hanımefendi. Benim kendi altınlarına hala muamma piyasada yok. Yaralanan hanımefendiyle de görüştüm. O şekilde kandırıp hanımefendi evine götürmüş. Akçabat'ta 5-6 tane arkadaşımı dolandırmış. Tutamazsın, tutma şansın yok. Bir gece 3 gibiydi, işten geldim, yok. Evet, neyse, zaten biz özetin yarısına kestik arkadaşlar, dönmeyelim dediler. Ahmet'in nasıl bulduğu konusu, ama ben ne kadar sorsam da Ahmet galiba, değil mi Ahmet? Değil mi Müge Hanım? He? Yani ne kadar sorsam da... Aynı şeyleri söylüyorum Müge Hanım. Ne kadar konuşuyorsak, buradan otele gidiyoruz, alıyorum onu, konuşuyorum, yine aynı şeyler, yine değil aynı şeyler. Neye üzüldüm biliyor musun özeti izlerken? Ahmet acaba neden kendisini... Bunları anlatmak zorunda hissetmiş. Neden acaba? Neden kendini de ateşin içine atmış? Kim için atmış yani? Tamamen onu düşünüyorsun izlerken. Yani neden Ahmet... Bir de neden kendini yakmış açıkçası? Evet. Kim için yakar? Kim için yakarsın? Evet. Ben hep oradayım yani. Bir insan kendisini kim için yakar? Evet. Bu sorunun cevabı bence aslında... Bu cinayetinde sırrının cevabı. Yani aile bağları aynı kanı taşıyan çok sevdiği birisi için ancak bunu yapabilir. Bu da mesela babasıyla arası iyi olmuş olsaydı baba olabilirdi veya çok sevdiği bir abisi olabilir. Veya yani dışarıdan birisi için bir insan kendini yakmaz. Şimdi Mehmet Ali işlemediği bir suçtan dolayı eğer bir suçu üstleniyorsa... Mutlaka çok sevdiği bir kan bağı olan birinin kurtulması için çaba sarf eder. Bizler de öyle. Yani ben Mehmet Ali'yi örnek olarak gösteriyorum. O bakımdan Ahmet'in de bu konuda bir suç üstlenmesi söz konusuysa burada mutlaka bu öyle bir baskıyla maskıyla falan olacağı değil. Yani mesela bir babanın baskısıyla bu itirafta bulunulmaz. Yok. Babanın baskısıyla bir basamağın birincisinde... Bir itirafta bulunur ama basamağın ikincisini çıktığı zaman merdivenin ikinci basamağını gerçeği ifade eder. Ben niye kendimi yakayım der, artık kurtulur ama... Bu böyle sevgili için falan da olmaz. Neden olmaz? Çünkü aradan geçen 6 sene işte içinde o da değişir. Bir kombinezon olabilir. Yani bu işin içerisinde müşterek daha evvel oturulup konuşulan bir kombinezon vardır. Bir plan proje vardır. O plan ve projenin tatbikatında baştan itibaren yürüyen bir yol vardır. Ama şimdi o yürüyen yolda kimlerle yürüdü, kimlerle bu işi yaptı, kimin üzerine bu işi üzerine alıyor, kimin namına, o konuda bizim bir yorum yapmamız yetkimiz dışında bir konu. Çünkü bence Ahmet hani bir şey olmasını bekliyor yani. Vallahi birkaç ihtimal var tabii yani, affedersiniz. Yani sizinkiler başta olmak üzere başka diğer faktörler de var. Evet. Yani bunlar içerisinde babaya olan kızgınlık, abiye olan kızgınlık, öfke... O günün getirdiği duygusal baskı ile birlikte onlara o kızgınlığını ifade etmiş de olabilir. Evet, ama kızgınlığını ifade etti ancak bu anlattıklarını bilmesi mümkün değil. Yani bu anlatımla olacak bir iş değil. Bir başkasının anlatımıyla bu ifadeler verilmez. Yani hocam, kafadan atarak bu kadar tutturamazdı yani. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Sizin fikrinize uymayan bu fikrim yüzünden özür diliyorum. Size uymuyor çünkü. Ya estağfurullah. Mümkün olabilir gibi geliyor bana. Anlatımla bu ifadelerin... Mümkün olabilir gibi geliyor. Bu göstermelerin... Başka türlü bir takım sebeplerle mümkün olabilir gibi görünüyor. Hangi sebeplerle? Yani şimdi söylemekten imtina ettim sebeplerle. O bence etmeyin hocam. Şimdi açık da söyleyelim buyurun. Madem. Anlatabildim mi? Polisti falan baskıdan bahsediyoruz biz ama onunla ilgili değil. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi bu tutanakların tamamı olay sırasında mı yazıldı? Olaydan saatler sonra yazıldı. Şimdi hocam, bakın olay mesela bir yer gösterme zaptı yapıldığı zaman yerin gösterildiği yerde polisler elle kalemi elle alırlar, elle yazarlar. Bilare emniyet birimine gidildiği zaman orada daktiloya çekilir. Ve orada bir takım sıkıntı olabileceğini hala düşünüyorum. Mümkün hala, ama yani... Düşünüyorum ben, affedersiniz. Yani onlar da kusuruma bakmasınlar.
Anlatabildim mi? Bir anlamda söylemek istemiyorum. Bu tür yanlışlıklar olabilir. Olmaz diye bir durum yok. Bütün ben şuradayım. E oğlum sen bunları neyse okumadan mı imzaladın? Hocam hiç okumadan imzaladı kısmında değilim ben. Ben size vereceğim o belgeyi. Siz bir okuyun biz konuşurken. Yani bunun üzerinde siz orada bir zorlama olduğunu eğer gene düşünüyorsanız ben sizin fikrinize saygı duyarım. Ben polis bir şey yapar yapmazı diyemem. Ben polisin avukatı değilim. Sadece diyorum ya Allah'ın işi yani bu da. İki yere gidiliyor o gün. Eğer polis kendi belirlediği yere Ahmet'i götürecek olsaydı neden barakada da işte burada tutuldu diye yazıp geçmedi? Neden o barakaların oradan savcıyı aradı ve yalan söylüyor ne yapalım diye sordu? Yani eğer polisin böyle bir şeyi var tamam ben bu dosyadan kurtulayım dedi. Anlıyorum olabilir. Aldı Ahmet'i götürdü. O zaman derdi ki aha da işte barakayı gösterdi diye buraya yazardı. Onun arkasından da öteki yeri de gösterdi diye yazardı. Altına da imzasını atardı biter giderdi. Bunu yapmak isteyen polis ilkinde bu barakaları söylediği yer doğru değil deyip buraya yazıp bir de savcıyı aramaz. Siz okuyun hocam bunu başta. Ben biliyorum onu canım. Tamam ama bunu bildikten sonra o sözün yani söylediğinizin bir o zaman fikrinizin yani nesneti kalmıyor yani. Onu biliyorum. Nesnesiz oluyor yani. o fikri söylemek için... Hayır, hala ben aynı kanaatteyim. Bu olabilirliği, olasılığı üstünde duruyorum. Bakın artı bir şey daha ilave edeyim. Olabilir mi? Hocam, diyeyim. Şimdi poliste ifade vermek üzere Ahmet hazırlandığında avukatı çağrılır. Hem yaşı itibariyle hem iddia edilen suçun mahiyeti itibariyle. Abi çok özür dilerim. Pardon, ben tamam diyeyim müsaade ederseniz. Avukatı geldiği zaman... Ahmet'in ifadesinin alınmasına başlanmadan önce avukat daha önce yapılan yer gösterme zaptı, olay zaptı vesaire yani ifade öncesi ne türlü polisin elinde doküman bilgi varsa avukat hepsini alır, bir inceler. Ondan sonra müvekkilimle görüşme yapacağım der, özel odaya geçer ve eğer o görgü zaptında, yer gösterme zaptında vesaire bütün zabıtlarda müvekkilinin aleyhine bir durum var ise o zaman o avukatın görevlerinin başında gelen konu Ahmet bak oğlum yer gösterme zaptında şöyle bir ibare var. Senin de daha evvel polisteki işte şu zabıt tutulurken şöyle şöyle bir beyanda bulunmuşsun. Bu konular senin aleyhinedir. Bu gerçek midir diye o avukat sorar. Sormak mecburiyetindedir ve Ahmet'e uyarır. Bak bu konuda böyle bir ifade verirsen senin için şöyle olur diye. O konuşmalardan sonra, o özel görüşmeden sonra Ahmet polisin karşısına ifade vermeye gider. Ve yine yanında avukatı vardır. İdeali bu. Olması gereken bak, bu. Olması gereken bu, şey olan başka. Böyle bir ya şey hocam olmadı. Nerede iki tane avukatla konuştuk? Yanınızda buraya kadar geldiler. Avukatın şimdi biri de geldi buraya. Onlar da geldiler. Bağlantı kurdurup onlar da geldiler. Onlar da konuştular. Bir dakika Mehmet Ali. Tabii onlar ki. Da konuştular. Anlatabildim mi? Özür dilerim. Rahatsızım yani. Bir kuşum. Anlatabildim mi? Onlar da konuştular. Evet. Olması gereken evet. Her şey böyle olsa ne kadar güzel olur. Hocam niye olur? 17 yaşında bir çocuk için polisi, emniyet müdürü, karakol amiri, avukatı, hakimi, savcısı şey niye bu 17 yaşındaki çocuk için bütün kariyerlerini, vicdanlarını, mesleki tecrübelerini bir kenara atsınlar? Yani neden? Ben, bu soruya bir cevap veremem ama ben içim gönlüm tatmin olmuş değil. Açıkça söyleyeyim. Net söyleyeyim. Yani mahkeme kararlarında bir şey söyleyecek halim yok. Tartışacak da halim yok. Ama... somut delillere dayandırmadan bugün bir şey ifade ediyoruz biz. Ama hemen bir şeyle cevap yani vereyim özür dilerim. Tutulan bu zabıtlara Müge Hanım, yapılan ifadedeki avukatın varlığının mevcudiyetinde onların görevlerini yapmadıklarına dair de bir belirti ortaya koyamıyoruz. Yani normal görünüşten biz görevini yapmış olarak böyle bir şey. Ya, zaten savcılık ifadesinde Ahmet ifadesini şöyle değiştiriyor. Yani ilk ifadesinde abim tuttu ben vurdum diyor Nazmiye'yi. Daha sonra diyor ki ben babamın baskısıyla olay yerine getirildim. Evet. Ben hiç aşağıya inmedim.
Babam ne derse biz onun sözünden çıkmayız. Evet. Zaten avukat ne diyor? Ben de o şekilde dedim ki hem 18 yaşından küçük hem de buranın yöresel şartlarından dolayı baba ne derse oğlan çocukları, erkek çocukları yapmak zorunda kalır. Evet. Ben evet. tutuksuz yargılanmasını istiyorum dedim diyor. Evet. Ama diyor benim savcı, beni ya işte mahkeme benim bu beyanımı dikkate almadı, bu isteğimi diyor. Şimdi zaten Ahmet'in avukatla değiştirdiği yerler de belli o ifadelerde. Özür dilerim. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Bakın. Bakın hocam okumayın. Pardon şunu söyleyeyim. Bakın ben hayatta her şeye açığım. İyiye de açığım, kötüye de açığım. Diyorum ki 3 tane polis memuru Ahmet'i alıp yer göstermede de şurası da deyip buraya da yazabilir. Yazabilir mi? Yazabilir. Fakat bu niyetle çıkan 3 polis alıp onu ilk götürdüğü yerde gittiklerinde burasının 2 kattan ibaret olduğu, camlarının olmadığı, evin kapısından içeri bakıldığında binanın içinde örümcek ağlarının bozulmadığı, uzun süredir binaya kimsenin girip çıkmadığı görülmüş, bu binada bir insanın saklanamayacağı kanaatine varıldığında şahısla tekrar görüşülmüş. Evet. Ve diyor ki daha sonrasında ise Vakfı Kebir Cumhuriyet Savcısı Özlem Hanım bilgilendirilmiş. Cumhuriyet Savcısı Özlem, yani soyadını söylemiyorum, ne söyleyeyim, Özlem Yılmaz şifahi talimatla adı geçenin Vakfı Kebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilip gözetim altına alınmasını istemiş. Orada bir eksik var, bir şey söyleyeyim. Burada tahkikatı yürüten, yardım eden her türlü polisle ilgili şeyim dışarıda asla bir şey söyleme hakkım yok. Herkes görevini yapmıştır bu konuda. Hiçbir şey söylemiyorum. Kimse lütfen yanlış anlamasın. Anlatabildim mi? Peki oraya gidilmiş. Neden Ahmet oraya götürmüş yalan yere? Dünün sorunu hocam, ben ne bileyim. Neden örümcek ağlarla dolu olan yerde biz tuttuk ettik falan dedi? Sebep ne? O yalan niye söylendi? Bir cevap versin hocam. Cevap versin. Yani daha evvel polisi sen buradaki ifadede belirtildiği gibi daha önce niye oraya olan götürdün? Yerinin dışında bir hani o metruk evi gösterdin mi? Oraya götürdün mü polisi? Yani yengemin tutulduğu yeri istiyorlardı benden. Bilmiyorum diyorum. İllaki göstereceksin dediler. Yani, orayı gösterdin. Yani tamamen ellerinden kurtulmak için yani. Peki orayı gösterdin. Orasının örümcekli olduğu, içine insan girmediği tespit edildi. Sonra esas yeri nasıl gösterdin? Yani hocam söylediğim gibi anlatılanları yani böyle kafamda canlandırdım ama yani gösterilen yengemin karakol bahçesinde sohbet esnasında anlatılanları mı kafamda canlandırdın? Bir dakika Rami. Ha buyur. Yani yengemin ölü bulunduğu yere gittik. Burasıdır dedim ama emniyet yine dedi bana ki hani burası değil, niye yalan konuşuyorsun? Burada bir şey yok dediler bana. Aldı götürdüler beni emniyete. Yani ama arkamdan yazılan tutanak da bu. Yani, ya orayı orasıdır. Tamam, orası görüldü. Burayı gösterdim yani. Ve diyor ki savcının talimatı üzerine şahıs Akçaabat'tan Vakfıkebir ilçesine getirilirken biz görevlilerce yol güzergahını farklı yerler göstererek cesedi buraları mı attınız şeklinde sorulan sorulara şahıs hayır buralar değil daha ileride olabilir diye karşılık vermiş. Yengesi Nazmiye Çam'ın öldürüldükten sonra bırakıldığı yer olan Kirazlık Mahallesi Yarma mevkiine gelindiğinde deniz tarafı duvar dibini biz görevlilere göstererek abim Hasan Şükrü ile babam Ali Yaşar yengemi buraya bıraktılar. Bense arabada bekledim diyerek cesedin bulunduğu yeri biz görevlilere tereddütsüz olarak gösterdiğinden. Yani şimdi burada herkesin de vicdanı var. 3 tane polis memuru var. Ben her şeyi anlıyorum. Yani ben 3 tane bakın. Polis memurunu da yani 3'ü de vicdansızdır. 3'ü de bir insanı ben bunu diyemem. Bakın. Bir de ben, niye yapsınlar? Ben de diyemem. Müge Hanım. Ben de hocam, o görevli. Ama bir dakika hayır, eğer Mehmet böyle Ali. Olursa onu diyoruz. Özür dilerim Mehmet Ali. Tabii hocam buyur. Ben de diyemem. Görevini yapan polis memuru arkadaşlara hiçbir şey söyleyemem. Anlatabildim mi? Ama işte sizin tabii dediğiniz ama onu onu işaret ediyor hocam. Onu işaret ediyorsa başka. Hı. Yani görevini yapmıştır, onu yazmıştır, bunu yapmıştır. O ayrı mesele. Fakat burada kimin gönlü çok rahat? Gönlümüz rahat mı? Bu suçu bu işlemiştir diye işaret edecek bulgularımız tam mı? Ona karar ben verecek olan mahkeme. Satır hayır satır hayır. Okuyan ona karar verecek mahkeme kabul ediyorum. Evet. Tamam mı? Ahmet konuyu bakın. Ben bu dosyayı satır satır biliyorum. Ahmet konuyla ilgili sahibi. Bilgi sahibi. Ama işaret ettiği kişiler babasıyla abisi doğru mudur değil midir ben bilemem.
Ama Ahmet'in bilgi sahibi olduğuna adımın Müge olduğu kadar eminim. Ben Ahmet'in de bilgi sahibi olduğuna katılmıyorum. Hayır Müge Hanım. Vicdan hocam diyor burada, ya kimdi? O zaman Ahmet falaçtı. Yengesinin bir haftadır tutulduğunu bildi. Falaçtı, yerini gösterdi. Ondan sonra... Ya Müge Hanım. Yani... Falaçtı, yerini gösterdi. Bilmem ne. Bunlar Allah aşkına şeyi. Bir kenara bırakın. Şimdi bir şeyleri söylemiyoruz, anlatmıyoruz diye tamam polisler işini yaptı. Ben yine de polislere hiçbir şey demiyorum. Lakin bunca olan dedikodunun üzerine yengemin öldürülüp atılması olan dedikodular polis şu kanaate vardı. Aile içi dedi. Hemen şu kanaate vardı. Aile içinde siz bunu yaptınız biliyorsunuz, söylemiyorsunuz. Vicdan diyorlar ya, vicdan diyorlar ya, o vicdan öyle bir şeydir ki beni tanımadan, kim olduğumu bilmeden, neler yapabileceğimi bilmeden bana polis öyle bir şey söyledi ki insanın onu yani şey yapması, kendine yedirmesi mümkün değil. Burada söylemek istemiyorum, yengem öldü gitti, rahmetli oldu. Eğer o poliste vicdan varsa olsaydı bana o kelimeyi kullanmazdı. Bana o kelimeyi kullanmaz. O da seni sinirlendirmeye çalışıyor çünkü. O da senin bir damarına basmaya çalışıyor. Biz işte lakin, şimdi hani o nerede Gaziantep'teki şeyde bizim muhabir tutmuş giderken nereye bıraktınız dedeyi? Hastaneye bıraktık diyor. E şimdi bize hastaneye bıraktık diyor mikrofona. İçeri giriyor bir saat sonra foseptik çukurunun yerini gösteriyor. Yani şimdi insanları da alıp ay Mehmet Ali Bey ya yengenizi öldürdüğünüzü söyleniyor. Yani orası bir televizyon programı değil yani. Hayır, orası yani. Bir sorgu odası. Sonuçta ben de gitsem aynı şekilde. Sorgu odası da sorgu odasında bir şeyleri elinle tutar, elinle gösterir bir tamam, şey. Tamam sana onu bütün bunları söyledi. Sen niye o zaman sana eniştenin ve halanın anlattıklarından yola çıkarak Nazmiye'nin öldürüldüğü yeri göstermedin? Sen niye göstermedin? Niye göstereyim Müge Hanım? Niye göstereyim var mı? İşte bu göstermişse sen de gösterseydin. Sana daha fazla baskı yapılmıştır. Onun yaşı küçük. Eminim ki sen ondan daha ağır sorgulanmışsın. Buna da yapıldı. Sen ondan daha ağır sorgulanmışsındır Mehmet Ali. Bak Müge ben Hanım, bu işleri bakın. Bilirim. Sen ondan daha ağır sorgulanmışsın. Sen Müge niye Hanım, yerini hayır, göstermedin? Hayır. Şimdi Ahmet diyor ya beni polisler tartakladı. Hı. Bunu yaptı. Bunu tamam. Bir kere kenara koysunlar. Bunu yapmadık yoktu demesinler. Tamam. Ben kız kardeşimle konuştum. Evli olan kız kardeşimle konuştum diyor. Polisler orada diyor. Biz yapmadık, baskı yapmadık diyorlar. Ben diyor, gördüm Ahmet'i diyor. Üç tane polis onu araya aldı. Hı. Her biri bir ayrı tarafa savuruyor dedi. Hı. Sorgu odasında. Ben gördüm diyor. Aynen. Bunu yalan konuşmuyor kardeşim. Tamam peki. Sonra yani Ahmet... ne oldu? Onlar ona vurunca birden aklına hayır. Orası mı geldi yani? Hayır hani, Müge Hanım. Hani ben polis... bazen diyorum ya Ahmet'in bir sırtını sıvazlayın. Hayır hayır hani. Müge Hanım. Polis bu işi namus cinayeti işlediniz diye bunu hı. Bu şekilde ailesine söyleyip tamamen ortaya çıkartmasın diye yengenizi öldürdünüz. Bunu söyleyin. Ha, bana olsun, Seyfettin abim olsun, bir yerden bir şey bulamayınca Ahmet'in de işte yaşı küçük olduğundan dolayı, baskılardan dolayı bir şeyleri zorunlu olarak ifade vermesinden dolayı polis buna bir şekilde bir yerden bir kancayı taktı. Yani bir şeyleri almaya başladı, bunun üstüne daha çok gitti. Benim üstüme gitmedi, ben hiçbir şey kabul etmedim. Ali Yaşar orada bağırırken onlar yaptı, onlar yaptı, bana geldi polis diyor ki ya bak, baban sizi diyor, siz yaptınız diyor. Dedim o ne dediğini bilmiyor. Ben de yapmadım, o da yapmadı dedim. Eğer varsa bildiği bir şey gitsin söylesin, ona sorun, bana sormayın. Ya polisler bana öyle bir kelimeler kullandı, öyle bir şeyleri yakıştırdılar ki. Hani beni ne... Tarık... Bir takım zarf, tarık, bak ben dün de... Böyle bir zarf atarlar. Ya. İnsanı... O atılan zarf bazen seni onöre edici bir konuşma olur, bazen tahrik edici böyle tarık bir... bir... Tahrik yani, edici bir laf olmaz. Bana onu özel açıkça anlatsan ona göre konuşacağım ben de. Ben tahmin edebiliyorum ne hepimiz tahmin edebiliyoruz polisin ne söylediğini. Yani polis bütün bunları duyduktan sonra ne söyleyecek? Ne söyleyeceğini hepimiz az buçuk tahmin edebiliyoruz. Evet, evet. Yani ben de bunu yayında daha üsturuplu bir şekilde sordum sana da ona da yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ne söyleyeceğiz? Sen de olsan sen de aynı şeyi sorarsın. Bunu söyleyen kim olsun? Gitmiş halam anlatmış diyorsun. O anlatmış, bu yani anlatmış. Yani nihayet diyorsun. O da orada yani bir görev yaparken orada bir şey gerçeğin aydınlığa kavuşmasının bilinci içerisinde bir çalışma yapıyor. Benim, düşüncesi bakın, içerisinde bir çalışma yapıyor. Mehmet Ali, bütün dediklerinize sonuna kadar katılabilirim. Sana da, Arif Hoca'ya da, Ahmet'e de. Polis size her türlü şeyi yapıp bunu yazdırmış olabilir. Fakat polis çarşamba günü Nazmiye'nin yaşadığını bilmiyor o sıra arkadaşlar ya. Unutuyorsunuz bazı şeyleri yani. Polis Nazmiye'nin çarşamba günü yaşadığını bilmiyor. Bilmiyor ki bunlara yazdırsın. Yani
Tamam. Ona yemek götürüldüğini kalksın ortaya koysun. He, yani polis bunu niye yazsın? Yani polis bilmiyor ki. Ceset bulunmuş daha doktor o sırada yani bir gün sonra alınan ifadeler hocam. Şimdi unutuluyor o süreler yani o süreleri unutmayın. Adam da yemek götürdüyse yemek götürdüğü yeri niye başka bir yeri gösteriyor? Belki de yemek götürüldüğünü söylediler ona etraftan. Yemek götürüldüğünü biliyor ama neresi olduğunu bilmiyor. Çünkü yemeği o götürmemiş. Yemeği de burada kimin götürebileceğini konuştuk. Hayır. Hocam o zaman şöyle düşünelim. Yani belki o kasten yani? Polise birinci defa yanlış bir yer göstermeyi denedi. Polisin kalkıp da o örümcek durumlarını belki görüp de ilk gün oraya uyanamayacağını düşündü. Rami Bey belki de oraya götürüldü sonradan oradan alındı. Hayır mesela yani ve baktı ki polise yutturamadı. Onun üzerine polis hayır oğlum burası olmaz bak örümcek de ağlar. Buraya insan ayağı girmemiş deyince döndü. Savcıdan da gerekli talimatın müsaadenin alındığını duyunca o zaman mecbur kaldı gerçeği gösterdi. Yani birinci yanlış yere gitmesi polisi bir aldatmaca olabilir. Yutturmaya çalıştı ama olmayabilirdi ama. Ha? Olmayabilir de. O ayrı. O ayrı deme. Şimdi olabilirdi işte, ama. O ayrı değil. Ceza verecekseniz bir insana %100 diyeceksiniz. Peki hocam. Gönlünüz rahat edecek. Bir dakika. Hocam zaten biz artık cezayı konuşuyoruz. Birinci olmayan yere götürmeyle kalsaydı hocam. Olmayan yere götürmeyle kalsaydı, o barakaya götürmeyle kalsaydı ben size iştirak ederdim. Ama onu yutturamayınca polise, polis de görevini devam ettirerek esas yerin tespitini yaptırıyor mu buna? Oradaki ifadede bile eksiklik var. Ne eksik var? Orada Ahmet'e soracak. Kardeşim sen buraya getirdim diyorsun. Şu 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 şartlarda getirilmemesi mümkün. Getirilmediğini gördük. Bize gerçek yeri göster diyecekti. Hayır ben yalan söyledim demiş. Var hocam ben okuyun diyorum size yalan söyledim demiş Ahmet. Anlattıklarım yalandı demiş. Burası olamaz demiş. Anlattıklarım yalandı demiş. Peki aramış neden yalan söyledin? Ben ne bileyim işte onu Ahmet'e soracağız. Ezgi'cim seni arkadaşlarımız dışarı bekliyor. Dedenle ilgili bir gelişme var. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Seni biz dışarı alalım. Kötü haber. Neyse daha sonra söyleyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim. Neyse pek beklediğimiz gibi olmadı ama biraz sonra anlatacağım durumu yayın sonuna doğru. Bakın ben bir şeye bakarken benim için hep zamanlama önemlidir. Yani zaman. Şimdi biz bugün burada bunu konuşurken her şeyi sanki böyle hani oldu bitti. Zaman, zamanlama. Ceset bulunuyor. Kaçta bulunuyor? 16.30'da bulunuyor. Hepimiz bu işleri biliyoruz. 16.30'da bulunacak. Savcı gelecek, doktor gelecek, olay yeri inceleme gelecek. İşte aynen sizin dediğiniz gibi orada bir şey olacak. Daha sonra rapor çıkacak. Ayrıca ailenin oturduğu yer Akçaabat, bulunan yer Vakfı Kebir. Yani hangi taraf bakacak? Karmaşası çözülecek. O savcı mı, bu savcı mı, o karakol mu, bu karakol mu falan. Bütün onlar çözülecek. Sonra ertesi sabah olacak. Ertesi sabah. Yani devletin savcısının bile kafasında, ya ben size okudum, kafasında bir kurşun izine benzeyen bir şey var diyor doktor. Doktor öyle demiş. Tamam. Yani doktor ona öyle dedikten sonra oradaki polis adli tıp uzmanı mı ki bilmem ne desin. Yani Ahmet'in anlattıkları nasıl daha sonra doğru çıkabilir? Bakın mahkeme karar veremiyor. Ne zaman öldürüldüğüne dair saatine mahkeme karar verememiş süren yıllar içinde. 3-3,5 yıl sonra İstanbul İhtisas'tan cevap gelmiş ki İşte şu kadar saat içinde öldürülmüştür diye. Mehmet Ali dün çok güzel bir şey söyledi. Geldi bize halamlar söylemiyorlar dedi ama her şeye konuştular dedi. Ne konuştunuz dedim. Bulduğunda daha sıcakmış dedi. Şimdi siz doktorsunuz ben size bir şey söylemem ama ben Mehmet Ali'ye sordum. Bana da sorsan sıcakmış dediğinde ne kadar? Demek ki 1 saat, 1,5 saat içinde, 2 saat içinde öldürüldü. Hava soğuk daha bile yakın bir zaman düşünürüm. Ama Ahmet verdiği ifade diyor ki biz sabah 4 diyor. Sonra ne tesadüftür ki? Ortaya çıkıyor ki sabah 4. O sırada sıcaksa, polis de eğer o sıcaklığa göre ifadesini alıyorsa niye o zaman Ahmet orada biz zaten işte 4'te gittik, biz 3'te attık da siz 4'te buldunuz demiyor. Yani polis bunu yazdıracak olsa onu yazdırır arkadaşlar yani. İşte eğri oturalım bakın, doğru konuşalım yani. Polis tamamen bir şey yapmıştır demiyorum ben. Bir saniye lafımı bitireyim. Anlatabildim mi? Yani 3 tane Ahmet'i alıp da ilk defa tutulduğu barakaya Ahmet götürdü ya. Hı hı. Orada tutanaklar var ya, ben oradan bahsediyorum tamam, sadece. Tamam tutmazdı onu da gösterdi derdi, geçerdi o zaman. Burasıymış derdi, geçerdi. Yani bu başka bir şey.
Neden başka Ahmet? Başka bir şey değil. Orası, burası derdi geçerdi hocam, o zaman iş bitmiş olacaktı yani. Şimdi bakın öyle değil. Yani hadise tam düşünüldüğü gibi değil. Bu arada önemli olan konu var. Önemli olan konu da şu. Ahmet bunları söylerken ben Ahmet yapmamıştır demiyorum. Böyle bir kanıtım da yok. Fakat yaptığına dair kanıt da yok. Ben yerel mahkemenin kararına uyuyorum. Benim vicdanım orayı daha çok uygun hale geliyor. Birinci kararına. Birinci karara uyuyorum. Biz de zaten bu programı o yüzden yapıyoruz. Yoksa gider yatarlardı yani. Yani uyuyorum. Dolayısıyla başka seçenekler var mı? Başka seçenekler şu 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 yapmış olabilir mi? Yok canım öyle bir şey. Gördün mü? Parmak izi var, saç izi var, tırnak izi var, o izi var, bu izi var gibi somut kanıtlar olacaktı ki %100 tereddütsüz söyleyelim. Yanılıyor muyum sayın avukatım? Yok zaten söyle bu programı yapmamızın nedeni o yani. Ben o yüzden arkadaşları davet ettim. Sağlam yapan emarelerdir. Tabii. Olsaydı tabii ki tartışmaya gerek kalmazdı. Şunu söyleyebiliriz. Ahmet, ya sen bunları niçin bildin, neden bildin? Sizin sorduğunuz gibi hadisede. Saat 10 dedin, 4 dedin, o dedin, bu dedin. Bunlar da uydu bu hadiseye. Bunları nereden biliyordun? Onu soruyoruz hocam. Ahmet'e soruyoruz. Ahmet cevap vermiyor bu noktada. Hem bildi yani bunların söylediği bir vaka olarak ortada. Buradan hem de sorulara cevap verip. Buradan bildiğine kanaat getiriyoruz. Yani. Ama %100 biliyor diyemiyoruz. İşte ben bu aradaki farkı söylemeye çalışıyorum. Ben %100 bildiğini söylüyorum, kusura bakılmasın. Ben %100 bildiğini söylüyorum. Çünkü Ahmet'in o gün söyledikleri, o gün hiç kimse tarafından bilinen şeyler değil. Değil Ahmet. Yani. Bakın yani Rami Bey bunu daha iyi bilir. Yani bir ceset bulunduğunda belki sizinle katıl, belki değil mutlaka olmuştur sizin de avukat olarak katıldığınız. Yani siz orada bir ceset bulunduğu zaman bu işlemlerin ne kadar sürdüğünü, nasıl ilerlediğini, değil mi? Orada bir nöbetçi, savcı olacak, onlar aranacak falan. Yani bu işler böyle ışık hızıyla olan işler değil. Tabii, burada gayet bir zamanlar geçiyor. O zamanlar içinde polislerin belki 6'ya kadar çalışıyor. 6'dan sonra başkası geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Kimsenin oturup Ahmet için böyle bir senaryo sabah 11'e kadar yazma vakti yok. Yok yani. Yani polis teşkilatını hani böyle adlandırmak için böyle bir hani uzay üstünde falan böyle hani herkesin birbiriyle haberleştiği falan böyle James Bond filmlerinde falan da öyle hayal etmek lazım. Ya oradaki adam zaten 6'da görevi bitmiş, 4.30'da bulunmuş, gitmiş evine. Gelmiş oraya başka polis. Ceset Vakfı Kebir'de bulunmuş. Bunlar Akçaabat'ta sabah alacaklar. Aldıktan 5 saat sonra kim bunlara bu hikayeyi yazacak? Kim yazacak ve nasıl tutacak? Bunu yazan polis nereden bilecek onun amcasının, dayısının, kızının adını, arabasını, bilmem nesini, nereden bilecek yani? Nasıl bilecek? Bunlara katılıyorum. Bunlar işte hocam doğru. Ama işte zaten söylediğimiz bu yani. 4 sayfa ifade var orada yani. 4 sayfa ifadeyi babasının oğlu olsa, polis bu, olsa yazamaz bütün yani. Bütün bu kanıtlar. İyi güzel diyorsunuz da Müge Hanım. Kişiler bunları düşündürttürüyor. Haklısınız da düşündürttürürken. Fakat bu %100 hale getirmiyor. Kuvvetli şüphe veriyor insana sadece. Evet, onu soruyoruz bize zaten. Ben bugün niye bu programı yapıyorum? Ahmet'in o sırada yaşı küçük. Ahmet gibi yaşı küçük ve çok bu konularda öne atılan çok çocuk var maalesef bizim ülkemizde. Yani bunun artık yeri yöresi falan filan da yok. Çok var yaşı küçük diye. Bu çocuk bir şekilde yem olarak kullanılmış, ortaya atılmış. Yani suçsuz insanlar da boş yere ömür boyu hapis yatmasınlar. Evet şu anda da diyor ki benim diyor çıkartalım. Bu kadar nefret yani etmesine rağmen diyor. Babamla hepimizin abim değil işin hocam. İçinde diyor. Ben de diyorum ki haksız madem. Haksız yere hiç kimsenin bir gün dahi hürriyetinden noksan kalmaması. Tamam, ben doğru, de diyorum madem. Kalmaması temennimiz var. Bu kadar sevmediğin babanın bu cinayeti işlemediğini söylüyorsun. Ama bu kadar cinayet hakkında da bilgiye sahipsin. Gel doğruyu söyle. Sen de bir şekilde indirimlerden faydalan, yaşın küçük vesaire falan. Bunların yerine de gerçek suçlular girsin diyoruz. Yani başka bir şey de demiyoruz evet, zaten. O zaman. Bunu da niye söylüyoruz? İşte iki tane yiyen arkadaşlarımız çekim yaptılar onlarla. Hazır mı? Ve hazırlar mısınız arkadaşlar? Benim, ben şunu size söyleyeyim. Bahsedilen Ali Yaşar Çam gelinini öldürmez kardeşim. Adam zaten gelin diye ölüyor yani. Gelini niye öldürsün? Ne yapıyor? Gelin gelin diye ölüyor evladım. Tabii. Evladım. Evladım. Şok şekilde inandınız Müge Hanım.
Sizden daha ya fazla Allah saygı gösteriyor Mehmet ya. Ali. Allah aşkına sizden bırakın daha ya. Fazla ilgileniyor. Gelin 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 diyor. Gelin bir değil iki taneydi. Diğerini yasa doymazdı. Nasıl yasa? Kim dedi size? Onu sevmiyordu. Sevmiyordu. Tamam, nasıl ama sevmiydi? Onun için ne diyor Seyfettin? Ben çünkü çektim babamın elinden diyor. Biz kendimizi ayırdık. Ya gelin gelin diyor. Ya şimdi diyorsunuz ya Ahmet bir şeyleri biliyor söylüyor. Ya hiç kimse daha karakola alınmadan Ali Yaşar neyin ne olduğunu nereden biliyordu ki bizim ismimizi verdi. O zaman biliyorsalar ikisi de biliyor. O zaman ikisi birlikte mi işlediler cinayeti sence? O zaman ikisi bir işledi. Söylesin o zaman. Söylesin o da söylesin o da söylesin. Söylesin abi ben burada. Ama bir şey burada kardeşim biliyor diye üzerine gidilirse ben buna artık dur derim tamam, ya. Tamam sen kardeşine de ki o zaman söyle babamsa da babam dedi seni dinliyor ne yapayım sen abisin evet, seni dinliyor. Arada birisi var demek ki o zaman. Arada birisi var Ahmet onu da biliyor o da biliyor onu. Evet. Bu ondan o zaman tamam, diyaloğa geçiyor. Tamam söylesin daha. Müge Hanım. Tamam Ahmet bir şey söyleyebilir miyim? Sen, bir dakika Ahmet bir dakika sen... Alındığında biz hiçbirimiz daha alınmadan sen oraya bilgi amaçlı iki kişiyi aldırdın ifadesi alındı gidildi. Evet. Alındı gitti onlar. Evet. Ondan sonra bizim ismimizi verdin. Ne nereye verdin? Da, ne biliyordun da ne verdin? Nereye verdim? Karakola. Beni Ahmet tespit edene Ahmet, kadar siz dedin. Hayır sen Ali Yaşar Bey orada yalan sonra. Söylüyorsunuz bakın. Nerede? Hayır orada yalan söylüyorsunuz. Sizi orada o şeyde ağladıktan sonra kim bu demişler? İçeri almışlar. Ben konuştum ve herkesle konuştum artık yani bu işte tamam, davayı 6 yıldır izliyorum. Çünkü alınmadan sen bak, bizim ismimizi hayır, verdin. En fazla bilgi bildiğim dava da herhalde bu davadır. Tamam. Siz orada kendinizi yerden yere atınca kim bu demişler. Kayınpeder olunca da şüphelenmişler ve almışlar. Tamam. Siz gözaltına yani o sırada gözaltına demeyeyim de içeriye davet edildiğiniz ilk dakikadan yani. İtibaren... Öldürmüşse bunlar öldürmüştür diye üçünün adını vermişsiniz. Ya, bana gelince öldürdünüz dediler mi? Bakar mısın? Karşıda bak Akçabat'ta dedim Mehmet Ali, Seyfettin Ahmet. Tamam, ben böyleyim dedim. Tamam girdiğiniz ilk dakikadan itibaren siz üç oğlunuzun adını vermişsiniz. Yani ben nasıl diyorsam ki Ahmet yer göstermede ben polise inanıyorum güveniyorum vicdanlarına diyorsam. Bunu da tutanağa geçmese de yine onların lafıdır. Siz girmişsiniz ve üç oğlunuzun ismini vermişsiniz. Ama niye verdim? Sen öldürdün Ahmet öyle değil mi? Ama niye oğlunuzun ismini veriyorsunuz? Ne alakası ama var? Ama bana diyorlar sen öldürdün Ahmet'le beraber. Ben de dedim ki ben köydeyim. Aile cama sorun köylüye sorun. Tamam bana... Ali Yaşar bunlar Bey ama söylemeden. İnsan böyle bir durumda oğlunun adını niye versin? Sen söyledin, belki gelinin bir tane sevgilisi vardı kavga etti o öldürdü. Müge abla ben onu söyledim zaten şüphelilerim belli. Bana dediler ki seni Ahmet sen Hasan Şükrü öldürdün. Tamam. Ha dedim ya Hasan Şükrü Murgul'da ben köyde. O zaman bu işi yaptılar dedim üçü yaptılar. Akçabat'ta onlarıydı. Ben gene sözümdeyim. Hayır. Ahmet'in itirafından önce Ahmet söylemeden önce sen size sorulmuş. Sen... Denmiş ki kimden şüpheleniyorsunuz? Siz Akçabat'ta onlar olduğu için Mehmet Ali, Seyfettin ve Ahmet'in adını vermişsiniz. Evet. Tamam daha evet. Onlar size işaret Müge etmeden siz evet, onların adını doğrudur. Veriyorsunuz. Evet doğrudur. Bir dakika. Doğrudur Müge Hanım. Ben de diyorum ki evet. Yani sonuçta gelininiz Allah elin kızı ya. Elin kızının ne yaptığını bilemezsiniz ki neden o kız için 3 tane oğlunuzu sizin deyiminizle adaletin önüne attınız? Neden attınız? Sen bak demediysin Müge Hanım. Ha? Ben neden bak ben Seyfettin'den kendimi kolladım mı kız kardeşlerimden biri. Bu da bırak, bırak ya. Buna bile dedim. Anladım. Bak. Bu gelin de Akçabat'tan kayboldu. Polisler bizi siz yaptınız. Gelin buraya bakayım dediler mi? Hı-hı. Dedim ki bak öyle bir şey demedi polis. Bir dakika. Memur bey dedim. Ben o gün köydeyim. Bahçede funduk dikiyordum. Beni gelen araba belli. Bana telefon eden Mehmet Ali. Evet. Hayır dedi. Ahmet sen Mehmet Hasan Şükrü. Dedim o zaman onları da Akçabat'ta onunla yaptı. Hasan Şükrü Murgul'daydı. Tamam bu Ahmet'in ifadesinden sonraki. Hayır. Ahmet'in ifadesinden önce siz daha içeriye sen girer girmez. Sen bizim verdin, çocuğun ismimizi. İsmini vermişsiniz. Demişsiniz polis ki. Polis bizi evden hayır, geldi bak, topladı. Hayır bak onu da şöyle demiş ha. Olabilirsiniz. Yani Akçabat'ta onlar vardı. Evet. Başına ne geldiyse onlar biliyordur. Tabii. Onlar ama öyle şimdi demedi. Sizin, ekledi üstüne dakika, Müge Hanım ya. Ama sizin oğullarınız ya bunlar. Oğullarınız. Evet, evet. İnsan normalde evladını koruma içgüdüsünde olur. Yani bak, ben şimdi sizin yerinizde olsam Mehmet Ali'nin de Nazmi'yi öldürdüğüne kesin kanaat getirsem dahi Allah beni doğru yoldan şaşırtmasın. Tamam. Ama yalan söylemem. Ben evladım için hayır bilmiyorum derim. Müge Hanım, çünkü bak, evladımdan daha kıymetli bir şey yok. Ben de değilim ondan daha kıymetli. Yok ama Müge Hanım, Müge şimdi bunları bir araya getirip bak Seyfettin'e ben diyorum ki Seyfettin bu gelin kayboldu. Neden oğlum aray? Ben mi yaptım? Benim arabamın çambarı girdi. Beni o ara dövmeye de kalktı. Telefonunu kırdı bunun. Lan niye kırarsın bu telefonu? Ben kırarım. Bunları evet, başka aldı. Kendi telefonunu kırdı Seyfettin. Benim telefonumu aldı. Senin telefonu kırdı. Niye aldı? Senin telefonunu aldı. Kırmadı. Ya
Kendi telefonunu kırdı. Tamam, şimdi konumuz o değil. Özür dilerim. Ali Yaşar Bey, sen bir konuya başlıyorsun, arkasından konudan çıkıp başka bir başka yan yola sapıyorsun. Başka yerlere girin. Hayır, ben şöyle dedim mi diyorum. Hesap vermiyor ki. Eğer dedim gelinim bizim evimizden kaybolduysa bunların ucu kaybetti dedim. Tamam, ben de diyorum ki normal şartlarda bir baba bunu söylemez. Söylemez diye. Söylemeyecek bir durumda değilim tabii, ki. Tabii Ali Yaşar Bey, gerekiyorsa siz cezaevine girersiniz. Bizler anne babayız, çocuklarımız için o fedakarlığa da Allah mı yaşatmasın ama girebiliriz. Ama çok samimi söyleyeyim yani. Hani ben gelinim için oğlumu öne atmam. Ya atmayacak. Yani vallahi yani kim ne düşünüyorsa düşünsün yani. Bana çünkü... sen Ahmet ya, sen Hasan şu... Atmayacak durum yok ki dediğim. Ali Yaşar Bey, insanın bakın. İnsanın evladının hayatta daha kıymetli nesi var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok tabii. Yani hatta kendi değil mi? Evlattan görürse tabii yok. Şerefimizden, namusundan, canı falan bir kenara atıyorum. Evet. Ondan da daha kıymetliler. Evet. O yüzden bir onursuzluk yapabiliriz. O yüzden onlar için yalan söyleyebiliriz. Tamam. Kimse de bize kızmaz. Tamam. Çünkü biz anneyiz, babayız. Tamam. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Ha, benim anneme desen ki Müge birini öldürdü der ki ne yaptı şey öldürdü der. Ki. Benim annem o çünkü. Şimdi siz giriyorsunuz, bakın sizin hareketleriniz şüphe çekiyor. Yani çünkü orada gelin öldürülmüş diyor. 32 gemiyi bir oynay. Şimdi sizin oradaki hareketleriniz dikkat çekiyor. Soruyorlar, diyorlar ki oradaki şey, ne diyeyim amir neyse işte yani neyse, polis neyse. Bu kim? Yetkililer. Kayınpederi. Alıyorum. Şimdi bakın sizi içeri almalarınızın nedeni, almaların nedeni ne biliyor musunuz? Gel sen buraya demelerin nedeni. Bir kayınpeder gelinin öldüğünü duyunca böyle kendini yerden yere atmaz ki diyorlar. Sizi hop içeri alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın zamanlamayı doğru konuşalım. Siz de daha içeri girer girmez size bunu sorduklarında hani kimden şüpheleniyorsun dediğini siz bu üçünün adını veriyorsunuz. Daha sonra siz üçünün adını verince polis de hani az önce dediğim gibi sesinizi mi aldı? Ben orasını bilmiyorum. Onu bilmiyorum hakikaten. Sormadım da. Ama geliyor ve bu çocuklara diyor ki babanız sizden şüpheleniyor. Seyfettin'le Mehmet Ali çözülmüyorlar. Yani artık hepsi aynı baskıyı yedi diyelim, yemedi diyelim. Ama Ahmet tutuyor bazı şeyleri. Anlatıyor işte takır takır takır. Geldiğimiz noktada Ahmet'in anlattığı şeylerde daha sonra tıp raporlarıyla, adli tıp raporuyla, o raporla, bu raporla doğrulanıyor. İşte bu şu demek. Ahmet bu cinayeti biliyordu. Biliyordu ki bazı noktaları böyle mihenk taşlarını doğru söyledi. Tamam. Siz neden onların adını verdiniz? O neden sizin adınızı verdi? Bugün geldiğimiz noktada neden onlar yapmadı dedi. Bizim sorduğumuz sen soru bu. Sen bizden şüphelendiysen baştan niye gidip söylemedin ki ben bunlardan şüphelenirim. Gelinim bunların elindedir. Bunları alın sorgulan niye demedin? Sonra o iki kişiden sonra bizim ismimizi niye verdin? Madem bir şeyde eminsin, dersin ki bunları yine araştırın siz. Bunları bir takip edin. Bunları bırakmayın dersin. Üzerine gidersin. Adamların ifadesi alanı bırakırlar. Peşinden aman bizi yapıştırırsın oraya. Ben Nazmiye ölmeden önce mi sizi şikayet ettim? Nazmi öldü, gözaltına alındım. Hasan iki kişiyi almaz mı bu köyden? Onlar ölmeden alındı ya. Onlar ölmeden kayboldu, akşam alındı la. Sen kime yutturuyorsun la? Adaleti mi cinayetsin? Onlar alındı, Nazmiye kaybolduğu akşamı. Kaybolduktan sonra Ali da geldi onlar. Yani ben de şunu soruyorum. Neden Mehmet Ali'den şüphelendiniz Nazmiye'nin cinayetiyle ilgili? Yani ondan sonra da Mehmet Ali diyor ki bana polis öyle bir şey söyledi ki benim onuruma dokundu. Ben ne söylediğini tahmin edebiliyorum. Bici abla ben Nazmiye'den kaçırıldı dememin sebebi ödege hırsızladı. Bunlar biliyor ondan sonra. Kim? Şeyle Aruklar. Evet onları aldık ama Nazmiye daha ölüsü bulunmadan. Tamam. Alındık mı? Tamam. Biz bunu onlarda yok dediler. Tamam. Ondan sonra düştük başkalarının peşine. Tamam. Neden Mehmet Ali sizce bakın yine aynı şeyi düşünüyorsunuz. Sizce Mehmet Ali neden Nazmiye'yi öldürmek isteyebilir? Yani, ama onu ben gözaltına alınmadan demedim. Şu anda diyorsunuz ama. Ama şu anda niye diyorum biliyor musun Hikâye Hanım? Onları belli ediyorlar. Beni başkasının telefonundan arıyor. Kendi telefonundan aramıyor.
Kayıtlar da var, kayıtlar da. 7.30'da ben seni kendi telefonumla ararım. Kayıtlar da var. Pul orada. Pul diye bir şey yok. Kayıtlar da var. Pul orada. Yarın da kayıtlar. Şu reklamı verelim, biz devam edelim. Evet. Kayıtlar da... ...1978 yılında Almanya'ya çalışmak için gidiyor. O dönem 19 yaşında ve bekar. Braunschweig şehrine gidiyorsunuz. Anya'da o dönem 16-17 yaşlarında. Evet. 1979 senesinde Anya hamile kalıyor. 3 aylık hamileyken de Hayrullah Bey askerliğini yapmak için Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor. Bebeğin devlet koruması altına alındığını öğreniyor. Sonra Anya'nın yaşını doldurduktan sonra bebeğini geri aldığını tahmin ediyor Hayrullah Bey. Evet. Çünkü kızıyla çekilmiş fotoğraflarını amcası vasıtasıyla size ulaştırmış. Anya'nın Mehmet Kozak isimli biriyle evlilik yaptığını, bir süre Türkiye'de yaşadıktan sonra Mehmet Bey'in vefat ettiğini öğrenmişsiniz. Evet. Evet Ali Yaşar Bey, sizce neden Seyfettin ya da Ahmet ya da Mehmet Ali'ye yengelerini öldürmek isteyebilirlerdi? Eğer sizinle aralarındaki dedikodudan dolayı olsa sizi öldürmeyi tercih ederlerdi bence. Ya da ikinizi birden. Neden yengelerini öldürsünler üstelik 7-8 sene sonra? Ya bir şey olmalı orada, yani anlatılmayan bir şey mi var yani yengeyle ilgili? Yani işte bizim evdeki sıkıntı o bebeğin babası belli değildi. Tamam ama belli bebeğin babasının ama Nazmiye'nin ölümüyle nasıl bir bağ olacak? Şimdi bize Ahmet'e soruyorduk, yok diyordu. Ama karşıki taraf verdiği ifadeler hepsi aynen ifadeler. Gizli uşağı da aynı, yanda komşu uşakları da aynı. Tamam. Yok ya. Peki Nazmiye ne diyecekti ki susturuldu? Nazmiye körgü tanıklığı var yok, bana karanlık. Şimdi karanlık. Size ama her şeyi anlatıyormuş sonuçta. Kim, Nazmiye mi? Hı. Hayır, öyle bir şey demedi vallahi. Demedi. Tamam. Demedi. Allah bak, ben yerin altında ölüsünü görmedim uşağı. Yok demedi. Madem demedi de. Madem şey demedi yok. Bırak demedi. Böyle demedi bir şey daha... almadı. Ama şunu dedi. Kaynanam bana çok etti. Allah gördü mü? Anne onuna yaptıklarını bilmiyor muydunuz? Niye demiyorsunuz şimdi? Annem ona bir şey yapmadı. Yapmadı mı? Yapmadı. Az mı diyordu onu? Tamam, neyse odaya gelmeyelim. Görmedin mi? Yaraya sormadın mı belki? Kaç kere götürdün hastaneye? Bilmiyorum. Mehmet Ali. Annenin buktan yaptı tiktik havasını onun yüzünden. Konuşma. Onu geç. Anlat. Geç. Geç, sen anlat. Valla Ali Yaşar Bey, ben Ahmet'in nasıl bu cinayetin önemli ayrıntılarını tahmin edebildiğini, onun çizdi, verdiler, oynadılar. Aynen. Anlayamadığım gibi... Sizin de film çeviriyoruz değil mi? Gelininiz için ettik, oynadık. Oğullarınızı ortaya atma duygunuzu anlayamıyorum. Gerçi şöyle anlayabiliyorum. Hani aile o kadar birbirinden kopuk ve o kadar hani aile dediğimiz tırnak içindeki kavramdan uzak değil, yaşıyor Müge ki. Hanım, vücuttaki tek kanser bu. Allah kimi güldürmeyi belli. Böyle insan bir oturur da der ki bu tamam. Başıma gelenler nedir? Ben kendime sorarım. Bize bu verilen bir ceza, bir evet sınav. Ama sen çıkıp da demiyorsun ki neydim, ne oldum, hala niye demiyorsunuz, ben... niye sormuyorsunuz, hala ben değilsin. Sorun da birbirine, şu sorun şu dünyada, annene sor. Bir dakika, ben kime ne soracağımı sordum. Oğlum, şu dünyada oğlum deme bana, şu dünyada bir daha tufan olsa gemiye her aileden bir kişi alınacak yasa yine sen gidersin, bizi atarsın kenara. Sen öyle bir insansın. Evet. Tamam sen, mı? Sen kız kardeşine sordun mu? Ben kız kardeşime sordum. Onu konuşmuyoruz. Bir saniye. Onu bırak. İkide bir onu da hangi da şimdi... Onu da orada rahatsız ettin sürekli. Çamaşırları ne bileyim ne... Şimdi bir dakika, bir haberim de var, onu da söyleyeyim. Aslında bugün hani biliyorsunuz programımızda Yurdanır Hanım isimli birini... ismi ortaya atılmıştı. Biz onun eski eşini bulduk ve konuştuk. Fakat tabii işte onun olsa onun bulsa ben de dalıyorum. Yarın biraz daha erken girsek de şu konuya. Onun eşinin konuşmaları çok önemli. Ve Ahmet hafta sonu bize yengesinin kaybolduğu pazartesi günü ne yaptığını anlattı. Belki bir görgü şahidi de bulabiliriz onunla ilgili. Yarın onu yayınlayacağım. Ama bir size bir haber verecektim. Üzücü bir haber olduğu için aslında yani bilemedim ama... 8 gündür kayıptı biliyorsunuz. Alzheimer hastası Fahrettin Altuntaş torunu burada dedesini aramaya gelmişti. Evet. Edirne Uzunköprü'de bulundu dedemiz. Bir tarlada ölüm nedeni daha henüz belli değil. Oturduğu yere 45 dakika mesafedeymiş.
Torunu biz burada söylemek istemedik. Şimdi gitti ailesinin yanında. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Ama en azından bulundu. Evet. O da bir... Allah rahmet eylesin. Yani ona da seviniyoruz. Peki efendim, yarın devam edeceğiz. Şimdi Nihan Günay'a bağlanalım. Bakalım bugün neler olmuş, neler bitmiş, haberlerden öğrenelim.